Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından her gün olduğu gibi bugün de aynı saatte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Önce sağlık tabii ki başta. Daha sonra evinizde de huzur, mutluluk, her şey, bolluk, bereket sizlerle olsun. En güzel dileklerim sizler için efendim. Gerçeğin Peşinde programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Allah iyilerle karşılaştırsın. Allah her şeyin hayırlısını versin. Çünkü Havva Hanım'ın konusuna geçtiğimde aslında ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle birlikte. Efendim iyi programlar diliyorum. Aynı güzel dileklerimi sizler için de tekrarlıyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin ve Allah iyilerle karşılaştırsın. Efendim dün programın hemen başında Türkiye Gerçeğin Peşinde programında bir annenin feryatlarına kilitlendi. Biliyorum ki hepimiz için evlat dünyadaki en kıymetli şey. Ne olmuş olabilir ki bir anne, bir tanecilik, hani gözünün nuru evladına bu kadar kızgın, bu kadar efendim kırgın ve bu kadar acılı olsun. Gerçekten onun sözleri hepimizin içini dağladı. Bugün efendim Havva Hanım yine eşiyle Şerif Bey'le birlikte burada. Bu soruların cevabını alacağımız an geldi. Ne demek istediğimi herhalde anlıyorsunuz efendim. Yalancı Engin, ceplerine yalan mı doldurdun da çıkarıyorsun ceplerinden? Utanıyorum seni doğurduğumdan, seni yetiştirdiğimden. Bir annenin feryadı vicdanları sızlattı. Öz oğlu kefen parasını bile aldı. Benim paralarımı masalarda yemiş, masalarda. Öz oğlu ölümle mi tehdit etti? Bana şiddet uyguladı, bana vurdu. Bana bir tane yumruk salladı suratıma. Benim anneme küfür etti. Benim en zor, çok zoruma giden bu. Allah Allah. Ya bu öyle... Gel Engin yanıma, karşıma otur. Gel Engin. Tüm Türkiye'yi ağlatan Havva'nın öz oğlu Engin stüdyoda. Büyük hesaplaşma. Şimdi. Yayına başlamadan önce Havva Hanım bana dedi ki, Serap Hanım, oğluma ulaşabildiniz mi dedi. Bilmiyorum dedim. Ama şimdi öğrendi ki oğlu birazdan stüdyoda olacak ve annesinin bu iddialarını cevaplandıracak. Havva Hanım, konuşurken hani gözyaşı da döküyorsun. Hırstan mı, üzüntüden mi, oğlunun bunu sana yapmış olmasından mı, sevginden mi kaynaklı bu gözyaşları? Oğlumun bunu bana yapmasından, üzüntümden. Gözyaşım bundan. Bir tek evladım. Ben onun gözünün içine baka baka büyüttüm. Elimi uzaltıp da tutacağım dal uyudu. O dalı dibinden kırdı. Beni dalsız budaksız bıraktı. Kocam var, Şerife Hanım var. Bir kocam var. Allah onu benim başımdan eksik etmesin. Başka kimsem yok benim. Benim elimi uzaltıp da tutacağım dal uyudu. Her zaman kendisine söyledim. Anam, senin benden başka kimsen yok. Benim senden başka kimsem yok. Her zaman bak benim sözlerimi dinle. Ben sana kötü akıl vermiyorum, kötü yol göstermiyorum. Kötü yollara yönlendirmiyorum seni. Akıllı ol yavrum. İyi ol yavrum. Yalan konuşma. Disiplinli ol. Konuştuğun kelimeyi bil. Millete güvence ver. Komşuna, akrabana, eşine, dostuna güvence ver. Havva Hanım, aslında oğlunu sen programda bir anlamda dolandırıcılıkla suçlamış oldun. Evet, dolandırdı beni. Yani gerek işte SGK'dan aldığı cihazı sanki parayla almış gibi. Evet. Gerek işte ben kalp krizi geçirdim demiş. Evet. Para almış ama geçirmiş ama Allah korumuş. Evet. Atlatmış. Evet. Bileziklerini vereceğim. Yani bayağı dolandırıcılıkla suçluyorsun. Evet, 3 ay anne öz dedi. Öz oğlunu. Anne 3 aydı vermem dedim. Bunlar benim kenarımda duracak şeyler dedim. Vermem dedim. Vermem, ben sana bunları veremem dedim. Anne dedi, dükkan arkadaşlarımla dedi, esnaf arkadaşlarımla güne girdik dedi. 2 milyara girdim dedi, 2 milyar güne girdim dedi. 3 ay sonra bana 40 milyar para gelecek anne dedi. Hemen senin altınlarını yapacağım, vereceğim dedi. Bir sene oldu. Bir sene. Tarihini cebimde getirdim. Cebimde getirdim. Atarım bir yeri de yani köşelerini kestim. Köşelerini kestim, verdiğim tarihi cebimde getirdim. Altınlarımın
kartlarını getirdim. Ben yalan konuşmuyorum. Ben 61 yaşındayım. Ben yalan konuşmuyorum. Getirdim. Hava Hanım, oğlunla yüzleşmeye hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Hazırım. Onu göreceğin için hazırım. Sevgi ve hasret de duyuyorsundur hayır, herhalde. Hayır, duymuyorum. Hayır. Böyle olmasaydık hayır. da oğlumla hayır. keşke hani böyle kucak tabii. kucağı olsaydık özleminden bahsediyorum. Ben özleminden, o ben bu işleri bilmeden ben ona o kadar özlem çekiyordum ki. Bayram günleri balkona oturuyordum. Onun arabası gelecek köşeden çıkacak mı diye bakıyordum. Her yoldan geçen arabayı onun arabasına benzetiyordum. Acaba kenara çekip de inecek mi diye bakıyordum. Torunlarımı bana getirecek mi diye bakıyordum. Torunlarımı benden engelliyor. Ben televizyonlara çıkmışım. Onu rezil etmişim. Torunlarıma, gelinlerime, gelinime, torunlarıma, torunuma tembih ediyormuş. Size telefon açarsa onun telefonlarını açmayacaksınız. Onun telefonlarını açmayacaksınız, ondan konuşmayacaksınız diye. Benim torunlarıma bana engel koyamazsın, koyamazsın, engin koyamazsın. Benim önüme kale örse ben o kaleyi aşarım, ben o torunlarımı gene görürüm. Sen bana torunlarım için bana engel koyamazsın. Ben sana yanlış yapmadım, sen bana yanlış yaptın. Peki, Engin'i efendim davet ediyorum. Evet. Nasıl hayal ediyorsunuz bilmiyorum bu anlatımlardan, hani bu iddialardan yola çıkarak. İşte hayırsız bir evlat, kim bilir nasıldır, fiziği nasıldır, tipi nasıldır, davranışları, konuşması nasıldır? Açıkçası ben de merak ediyorum ve Engin'i davet ediyorum. Bir de sizden rica ediyorum. Estağfurullah, söyleyin Havva Hanım. Onun yüzünü açın. Gelecek ya zaten. Açın, gelsin buraya. Gel bakalım, Engin'i buraya alalım. Gelsin. Zaten yüzü açık geliyor. Gelsin. Oturacak seninle. Gelsin, gelsin. Karşılıklı konuşacak. Otursun karşılıklı. Engin hoş geldin. Şöyle hocalarımın arasına alayım seni. Nasılsın Engin? Çok şükür, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Engin, dün annenin iddialarını dinledin. Paralar, işte yok SGK'dan cihaz alıp o parayı cebine atmışsın. İşte baba, yani Şerif Bey'e, baban değil tabii ama baba sayılır. Babamdır ya. Baban sayılır, evet. Şerif Bey'e kalan aracı satılmış, işte üstüne düşen parayı almışsın. Annenin bilezikleri, bugün vereceğim, yarın vereceğim, gece hayatında yemişsin. Bütün bunları yaptın mı Engin? Bütün bunları yapmadım. Yapmadın. Evet. Biraz da yüksek sesle konuş hadi. Şimdi annemin buraya geliş sebebinin asıl bunlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim annem... Biraz yüksek sesli. Gerçekten ben bir yolculuyum. Neden geldim buraya? Bir lafını keseceğim şimdi. Neden geldim? Sen çağırdın. Ben evlenecek kız değilim. Kendimi göstermeye gelmedim buraya. Sen çağırdın bunları da geldim. Bunları yapmadın. Bunları sen yapmadın. Kendimi ben aklamak için geldim buraya. Senin geldiğini sormuyorum. Ben buraya neden geldim? Sen ben genç kız değilim. Kendimi göstermeye gelmedim buraya. Sen buraya neden geldin? Televizyonlara çıkıp seni rezil edeceğim dedin. Ondan geldin. Ha. Ben de bu rezilliğin doğru olmadığını düşünerek kendimi aklamak için buraya geldim. Öyle mi geldin? Evet, öyle geldim. Altınlarımı, paralarımı getirdin mi? Benim sana altın borcum da yok, para borcum da yok. Yok mu? Bir evladın anneye, bir annenin de evladına borcu olmaz. Yok mu? Tamam. Kartları bunları, burada bak. Sen bunları bana verirken demedin ki ben sana bunları borç veriyorum. 3 ay içinde yapacağım demedin mi bana? İstemiyorum dedin. Pınar'a da sen söylemişsin istemiyorum mi? Diye. Kim dedi istemiyorum? Sen kim demişsin? Dedi, sen benden onları istediğin zaman ben sana demedim mi? Engin, bunları ben sana veremem. Bunları yapıp bana vermezsen, getirmezsen, bunları bana vermezsen seninle kötü oluruz Engin. Veremem demedim mi? Sen demedin mi bana 3 tane değil bileziğim 13 tane olsa da demedim. Yalan konuşma. Bağlayın Pınar'ı. Yalan konuşma. Bağlayın Pınar'ı. Yalan konuşma. Diyorsun sen ki dün burada. Sen bana ne dedin? Sen bana ne dedin? Ben sana veremem dediğim zaman sen bana ne dedin? Peki ben seni... Anne, dükkan arkadaşlarımla, esnaf arkadaşlarımla güne girdim. 2 milyar güne girdim. 40 milyar, 3 ay sonra sıra bende, bana 40 milyar para gelecek. 3 ay sonra ben senin altınlarını yapacağım anne. Bunları sana vereceğim anne demedin mi bana? İstemiyorum ben bunları... ver dedin ya. İstemiyorum diyen insan mı buraya geldi? Evet. He? Evet. Onun için mi geldin? Sen Kadir'den duyduğun laflardan dolayı buraya geldin. Yok Engin kulübe gidiyorum. Ben giderim kulübe arkadaşım. Ben kimseden. Ben yasal olmayan hiçbir şey yapmıyorum ki. Ben kimseden. Ben kulübe de giderim. Ne bu kimseyi ilgilendirmez. Bak.
devletin ne istiyorsan bunu yasak, yap. Devletin yasak kılmadığı her şeyi bir vatandaş sen olarak ben yapabilirim. Sen ne istiyorsan, ne istiyorsan yap. Yalnız benden aldıklarını bana ver. İstediğini yap. Ben arabamı şuraya masa kur. Ne istiyorsan onu yap. Serap Hanım, ben aracımı sattım. Evet, evet. Ben aracımı sattığım günün akşamı kendisini aradım. Pınar da yanımdaydı. Yani bunu yaparken de yanımda mutlaka birini bulunduruyorum ki yarın öbür gün denmedi, yapılmadı olmasın. Aradım kendisini. Beni dedi ne yüzle arıyorsun? Dedim ki beni bir dinle. Ondan sonra dedim ne dersen de. Ben dedim arabamı sattım. Ben arabamı satınca senin paranı vereceğimi söyledim. Onun için arıyorum. Fakat dedim Pınar'a demişsin ki ben Engin'i mahkemeye vereceğim. Beni dolandırdı diyeceğim demişsin. Böyle bir şey var mı? Var, var dedi. Peki var. Dedim. Peki dedim. Ben kendi sana söyledim. Sözümü sana. Kesme. Sana İstersen söyledim. Bir dinle. Ondan sonra konuş. Ben dedi seni dedi mahkemeye dedi bu parayı dedi versen de vereceğim vermesen de vereceğim. Tüh sana yazıklar olsun. Ondan. Yalan makinesi yalan makinesi. Bırak tamam. Yalan abi, makinesi. Pınar dinleyelim. Konuşma. Orada. Pınar orada. Arayın Pınar'ı. Konuşmayacaksa niye geldi o zaman ama? Konuşmayacaktın niye geldin ben buraya? Doğru konuşsun. He? Hava Hanım bir anlatsın. Doğru konuşsun. Zaten siz... birazdan buraya bağlanacak insanlar da söyleyecek. Doğru konuşsun. Engin bir dakika. Doğru konuşsun. Hı. Tamam Hava Hanım. Şimdi ben dedim ki vermedim. Ama böyle devam edersen vereceğim dedim. Hava Hanımcığım. Yalan konuşma. Şimdi bak. Uydurma. Hava Hanım. Yalan tamam, verdin mi beni mahkemeye? Dur. Yalan konuşma. Şu an biz mahkemelik miyiz? Hava Hanım bir müsaade et. Eğer konuşmayacaksa niye geldi? Evet. Yok doğru konuşsun. Sen konuşacaksan ben gideyim ben burada. Ben bilemem. Doğru konuşsun. Hava Hanım senin de doğru söylediğini bilemeyiz onun doğru da. Doğru konuşsun. Biz bir dinlemek istiyoruz ama rica ederim gelmeyebilirdi. Ama geldi. O zaman müsaade et. Konuşsun. Bir anlayalım, dinleyelim bakalım. Evet Engin. Engin, anneni seviyor musun? Ben annemi... Seviyorum. Ki çünkü şu anda ona. Evet. İlgimi çekti. Şimdi Serap Hanım, ben 35 yaşına kadar... yani burada babama saygısızlık olmasın diye söylemek istemiyordum ama... yine o yanlış anlamasın beni. Ben bu 35 yaşına kadar babasız büyüyen bir çocuk olarak 35 yaşından sonra annesizliğe hayatımı idam ettirebilirim. Bu benim için problem değil. Tabii anan yetiştirdi seni. Yetiştirdi annemiz bizi. Büyüttü, Allah razı olsun. Büyüttü seni. Evet çünkü beni... Ana oldu, baba oldu. Çünkü beni affedersin 5 dakikalık illaki yetiştirecektin yani. Ben de 2 tane kazandım. Ben de bakıp büyütüyorum yani. Bir dediklerini 2 etmiyorum. Varımı yoğumu seriyorum önlerine. Yani cebimde 1.000 lira param varsa 1.000 liralık bir şey istese gidip alıyorum. Eğer sonrasını düşünmüyorum bile. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Senin var alıyorsun. Ben Heh. Yoktu alamadım. Olduğu kadarıyla yetiştirdim. Senin yoktu da madem bu kadar altını parayı nasıl olduğu verdin bana? Olduğu kadarıyla yetiştirdim. He? Nasıl verdin? Bir gün önce işçilik yoktu, hayatın yok. Var. Neyle kazandın önce verdin? Önce yoktu şimdi Serap Hanım var, 12 yaşından beri çalışıyorum. Ortaokulda iş hayatına çok başladım. Öğlene kadar okul. Öğlenden sonra gece 12'ye kadar bir lokantada komilik yaptım. Ortaokulum böyle bitti. Ortaokulum bittikten sonra bir akrabamızın çalıştığı konfeksiyon atölyesinde işe koyuldum. Oradan askere gittim. Ne yaptın o paraları, kazandığın paraları? Getirdim eline verdim. Ama ona sorarsan ben o zaman da kızlarla gezmişim, yemişim. 12-13 yaşındayken. İşte o dönemlerde asker, okul ve askerlik döneminde 15 ile 20 yaş arası diyelim. Ona sorsan öyle. Benim hayatımda sadece o dönemde Pınar vardı. Şu anki evli bulunduğum eşim. O dönemde bile benim telefon kontörler vardı o zaman. Telefonuma kontörümü Pınar yüklerdi. Ben 60 TL maaş alırdım. 50 TL içinden bana verirdi. 10 TL içinden bana verirdi. 50 TL'sini ona verdim. Bu bilezikler, bu altınlar böyle yapıldı şimdi zaten Serap Hanım. Öyle mi yapıldı? Bir saniye. Buradaki biraz önceki konuşmanda annenden altın aldığını zaten doğrulamış oldum. Tabii ki ben bunu inkar etmiyorum. Peki yavrum bir evlat anneden 3 tane altın alsa sonra da 4 altın verse daha güzel olmaz mı? Anne ihtiyacım varken aldım senden. Anneciğim al bir tane de çeyrek benden. Al bir yerine koy dursun demen gerekirken. Tabii. Niye tabii vermedin Engin? Tabii ki daha ben güzel olur. Ben çalıştığı paraları yemişim ya altınları o altını ve fazladan verirse onu da yerim. Tabii ki, tabii ki. Hava Hanım, bir bu sorunun cevabını almak istiyorum. Evet. Yani 3 yerine 4 de verebilir bir evlat. Hani annesi ne olacak, geliri nedir annenin şu anda? Yok. Tabii ki Serap Hanım, ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Ne olacak, oğluma verdim. Neden ben buralara çıktım, kendisi neden demiyor.
Böyle bir anneye, böyle bir evlat olarak yaptım ben de bunu mesela bana. Çünkü bu kadın, bu kadının evladı kötü. Ben kötüyüm. Kendinden hariç 4 kardeşi var, 4'ü kötü. Bağlanacaklar buraya zaten. 4'ü kötü. Köyde komşusu denecek, yok denecek kadar az. Herkesle arası kötü. Öyle mi? Ben bunun istediği kadınla evlenmedim diye, kızla evlenmedim Pınar'ı diye. Pınar'ı istemedi mi? Pınar'ı kesinlikle istemedi. Sebep? Pınar'ın yazık ailesini... Yazık olsun sana, yazık olsun. Necmi... Yazık olsun sana, evet. Sana yazık olsun. Bir müsaade edersen oğlum. Torununu görmeye geldiğinde bir dakika, sen dur. Bir dakika, dur. Şu an yaşıyorsan bana borçlusun. Ben kısa geçeyim, dur. Şu an yaşıyorsan bana borçlusun. Hastane ben gezdim. Ben sana... Şu güzel bir şey izah edeceğim şimdi. Sen ama... de böyle adam olduysan ona borçlusun. Evet. Bir dakika. Onun gölgesinde büyüdün. Onun gölgesinde. Evet. Bir dakika. Onun gölgesinde büyüdün. Bunu inkar eden yok. Ben ona her zaman layık bir evlat oldum. Her pisliğini o temizledi. Evet. Şerif Bey bir şey söyleyeyim. Ben de her şeyine ona koştum. Engin'cim müsaade. Bir müsaade et. Madem neye sakladı, inkar etti aslını. Ben ona kızdım. Ben başkasından duydum. Biz başkasından duydum. Neyi baba? He? Neyi inkar etti? Ben o kadar diyeceğim. Sen onu anladın. Neyi inkar etti aslını? Tamam kes. Bizi ilgilendirmeyin. Ya. Zaten Engin. Tamam kes. Şimdi ben seyircilerimize şunu da açıklayayım. Hava Hanım Engin'e 4 aylık hamileyken yani toplam 6 ay sürmüş Engin'in babasıyla aynı çatı altında evlilikleri. Sonra da boşanmışlar zaten ve 4 yaşına kadar büyütmüş. Sonra da Şerif Bey'le evlenmiş. Aslında Şerif Bey de babalık yapmış. Engin hakkını da teslim ediyor. Ama Engin, Şerif Bey'in bir cihaza ihtiyacı olmuş. Evet. Sen 5000 lira almışsın. O cihazı ücretsiz almışsın. Evet. Sonra kendisine o parayı getirip de ben bunu ücretsiz aldım dememişsin. İddiaya göre cebine atmışsın. Serap Hanım, yine bunlar harcadım bu parayı. Ne yaptın? Anlatayım. Kurban bayramıydı. Ben köye gittim. Kurbanım vardı. Kurban kestim. Kurbanı kestim. Kurban kesildi. İşte ben üzerime bir şey, eski kıyafet giyeyim, hayvana yardım edeyim diye eve geçerken babamı gördüm. Babamın beti benzi atmıştı. Annem de dedi ki, korona Covid aşılarının olduğundan beri bir kötü dedi baban dedi. Baktım onunla bir ilgisi yok. Nefes alamıyor çünkü. Akşamı fenalaştı. Ben babamı hastaneye götürdüm. Babam KOAH hastası olduğu için kan değerindeki oksijen değeri düşmüş. Bundan dolayı kalp krizi geçiriyormuş adam. Oradan adamı sevk yazdılar araştırmaya. Ben babamı ambulansa koydular. Ben arabamla peşinden hastaneye gittik. Hastaneye gittik. Sabaha kadar babama çeşitli testler yapıldı. Sabahleyin de babamın yoğun bakıma alınmasına karar verildi. Akciğer kanseri ve KOAH hastasıdır kendisi. Ondan sonra babam orada entübe edildi. Birkaç gün entübede kaldı. Ondan sonra uyandırıldı. Yemesinde içmesinde problem olmadığı için yoğun bakım doktoruyla her gün Gebze'ye gidip geldim. Çok özür dilerim. Biliyorsun belli bir saatte reklama gitmem gerekiyor. Onun için bir virgül koyacağım. Bu arada Engin... sen Şerif Bey'in gerçek baban olmadığını 13 yaşındayken öğrenmişsin. Oraya da geleceğim. Devamında efendim dönüşte devam edeceğiz bu konuya. Bir de biliyorsunuz Yeter Hanım'ımız var. İşte 67 yaşında olup da 11 yaş küçük Yılmaz Bey'e aşık olan bugün onunla ilgili şok gelişmeler. Hem siz yaşayacaksınız bence hem de Yeter Hanım yaşayacak. Evet bugün bayağı yoğun geçecek çünkü... Hem Havva Hanım yine Yeter Hanım burada olacak ve onun yaşayacağı bir yüzleşme olacak burada. Hem de Sevil de annesinden öğrenmek istediği çok önemli bir sorusu var. Yıllarca aile içinde seni görmedim ama duyduğum bir şey var ki ben babamın çocuğu değilmişim. Ve şu an evli olduğun, kaçtığın babamın arkadaşının çocuğuymuşum. Bunun cevabını istiyorum diyecek. Ve Havva Hanım... Efendim burada bir anne özlemi çekenler oluyor, evlat özlemi çekenler. Bir de Havva Hanım ve Engin gibi birbiriyle yüzleşmek zorunda kalan bir ana oğul. Tek evladı ve tek annesi tabii ki de. 13 yaşındayken aslında Şerif Bey'in senin baban olmadığını öğreniyorsun. Evet. Nasıl öğrendin Engin? Nasıl öğrendim? Ben her yaz tatilinde memlekete giderdik biz. Okullar kapanmadan hatta giderdim. Benim karnemi okuldan annem alırdı. Ben o kadar köy düşkünü bir çocuktum. Çünkü 5 yaşıma kadar orada kaldığım için İstanbul'a 5 yaşımda geldim ben bu arada. Dün Kenan abi buraya bağlanıp dedi ya Engin İstanbul hayatına alıştıktan sonra bozuldu, değişti. Aslında ben İstanbul'a 5 yaşımda geldim. Yani İstanbul'da var olup büyüyen bir çocuk olarak
Neye göre, kime göre değişmişim? Bunu da kendisine sormak istiyorum. Her yaz tatilinde köye gidiyordum. Ailedekilerin hepsi fındık çiftçilikle uğraştıkları için fındık toplamaya gidiyorlardı. Beni de kapının önünde fındıklar kurusun diye seriliyordu. Fındıklar çalınmasın diye işte. Gözcülük yapıyordum. Hem oralarda oynuyordum işte. Evde sabit telefonlar vardı. Cep telefonları o zaman çok yaygın değildi. Telefon çaldı. Ben telefonu açtım. Telefonda bir ses. Oğlum kiminle görüşüyorum dedi. Dedim ben Engin. Oğlum dedi nasılsın dedi birisi bana. Ben dedim sesi babama benzemiyor tabii. Baba sen kimsin dedim ya. Hani benimle dalga geçiyor gibi. Tabii çocuk haliyle ben yaptım. Tedirgin oldum ve telefonu kapattım. Sonra büyük dayımın karısı Emine annemi çağırdım. Anne derim ben ona. Engin çok uzun anlatıyorsun. Şöyle ben soru cevap gidelim. Sen yani bu olay orada ortaya çıktı. Orada ortaya çıktı. Sonrasında annem... Bir şey duymuşsun sen. Evet, annem dayımlarla arazi yüzünden mahkemelik oldular. Hı. Annemin okuma yazması olmadığı için de annem tapuların bulunduğu poşeti dedemin evinden aldı. Önümüzde açtı, bana okutuyordu. Ben o poşetin içerisinde bir kağıt buldum. Kendi öz babamın anneme yazmış dedeme yazmış olduğu bir mektup bu. Önü kan testi, arkasında da dedeme yazılan bir mektup. Sayın Şerif Ali Kayhan, çok şerefli namuslu bir adamsan, torun ortaya çıkar. Bu kan testi benim kan testim. Sen de dedi torununu getirirsin, bu ortaya çıkar diye bir kağıt çıktı. Ben de bu kağıdı aldım kendime. Tabii bu her şey gün yüzüne çıktıktan sonra ben de daha ergen bir dönemdeydim. Askere gidip geldikten sonra yani benim anneme nasıl böyle bir iftira atar diye ben buna hesap sormak adı altında bir kere eline gittim. Babanın yanına gittim. Evet. Engin orada da bir virgül koyuyorum. Engin bir iddian varmış. Annenin babanı yani üvey baban ama Şerif Bey'i dövdüğüne ilişkin. Evet, babama vurmuşluğu vardır, kahvelerde rezil etmişliği vardır, evden atmışlığı vardır. Kendisi de Şerif buradır. Şerif Bey'i. Evet, babamı evden attı. Ben arabama binip gittim, babamı kahveden toplayıp eve getirdim. Hastaneye de götürdüğün oldu mu? Yani hastanelik olana kadar annen babana hastanelik olana kadar şiddet yok. Ama dövdü. Babama vurmuşluğu vardır. Gerçek mi bu? Ben mi dövdüm? Evet. Havva Hanım. Ben mi dövdüm babanı? Dövdüm mü ben seni? Babama kahvelerde bile saldırdın ya. Ben seni dövdüm mü? Baba korkma. Şey. Ne olursun gerçekleri konuş ya. Ne korkuyorsun be? Annem sana hakaret etmedi mi? Seni evden atmadı mı? Sana vurmadı mı? Niye? He? Babanı neden evden attın? Neden diyorum bu adama senin böyle? Senin yüzünden. Senin. Benim yüzümden senin mi? Senin yüzünden. Sana yazıklar olsun senin ya. Senin yüzünden. Benimle ne alakası senin var yüzünden. Ya? Babana 20 milyar krediyi çektirdin. Evet. Ödemedin. Ödemedin mi? Ödemedin. Serap Hanım dekodlarına kadar var elimde. Ödemedin. Her ay ATM'den ödemedin. Kendi TC'mle babama yatırmışım. 9 ay ödemedin. Son 2 taksitini ödemedim. 9 ay ödemedin. Ben ödedim. Ben ödedim. 9 ay mı ödemedin? Bu kredi çekilirken ben sana ne söyledim? Ne söyledin? Beni sıkıntıya sokarsan bizim bir emekli maaşımızdan başka gelirimiz yok. 800 küsür liraydı kredinin aidat taksiti. Ben her ay 1000 TL yatırdım. Bizim arada 36 taksit yapıldı. Bizim 36 tane 150 TL yaklaşık 7000 liraya tekamül eder. Bizim bu kredi. Dekontları getirdin mi? Dekontları getirmedim. Dekontlar elimde yok ama babamın bank maaş kartındaki hesabında her ay ne kadar para yatırılmış ortaya çıkar. Bu krediyi benden istiyorsun. Sadece 3 ay kadar bana, 3-4 ay kadar bana ödetmedi. Bir dinle. 3-4 ay kadar bana ödetmedi. Neden ödetmedi? Babamın ölen bir kardeşi oldu. Hasan Dincan. Bankaya borçları çıktı. Bankada sigortada bu parayı istedi. Neden istedi? Bypass ameliyatı olduğunu gizlemiş. Sigortada burada bir usulsüzlük tespit ediyor. Diyor ki bu parayı diyor hastalığını gizlediği için diyor sigorta karşılamıyor. Ödeyeceksiniz onu kardeşim. Biliyorum. Peki olarak. Şerif Bey'in abisi vefat ettiğinde kalan kardeşi araba satıldı. 8 bin lira onun payına düştü. Evet. O parayı da sen almışsın öyle mi? Havva Hanım ne evet, yaptı? Evet. Evet. Anne dedi toptancılara borcum var dedi. İhtiyacım var bu parayı bana ver dedi. Ben de bunun evinde kalıyordum. Kontrollerim vardı. Ben buraya dosyamdan geldim. Kontrollerim vardı. Ben kanser hastasıyım. Buyurun. Allah şifa versin canım. Kontrollerim vardı. 3 ay önceki sene bunun evinde kaldım. Araba satıldığı senesi. 3 ay orada kaldım diyene ben kendimi borçlu saydım. Verdim. Anne dedi toptancılara borcum var dedi. Ödemem var dedi.
bana bu parayı verir misin dedi. Bu para benim değil anam dedim, babana söyleyeyim ondan sonra dedim baban ne derse veririm dedim. Sordum buna, dedi ki sen bilirsin dedi. Sen bilirsin deyince kaldırdım verdim. 8 milyar parayı eline verdim. Bunları borç mu verdin? Bunları borç ver. Buna dedim borç ki mu verdin? Ben bunu veriyorum ama dedim bak bu parayı bana geri çevireceksin. Babanın yanında beni küçük düşürmeyeceksin dedim. Bak bu para babanın parası dedim. Sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Bu beni babanın yanında küçük düşürmeyeceksin. Bu parayı bana vereceksin dedim. Tamam anne veririm dedi. O da tamam. Onu da İki sene oldu. Onu da vermedi. İki sene oldu. İki sene oldu diyor Serap Hanım. Ölen İki amcamın sene. Bankaya olan kredi borçları mahkemelik olduğu için sigorta istiyor. Bunlarda sigortası var diye kabul etmiyorlar. Avukat bize dedi ki günü gelen kredilerin mahkeme icralık olmamanız adına ödenmesi lazım dedi. Her ay taksitini ben yatırdım Sahim amcama. Ölen biraderinin. Engin sen anneni dolandırdın mı dolandırmadın mı? Ben annemi neden dolandırdım? Dolandırdı ya? Beni. Beni dolandırdı. Ben annemi neden dolandırdım? Ben söylüyorum. Ben soruyorum. Söylüyorum. Onun iddialarını soruyorum. Ben söylüyorum. Bir evlat annesini neden dolandırır ki? Ben 10 yıldır 12 yıldır benim esnaflık vermiyor. Yapıyorum. Şu an programdayım ve buradayım. Bir kişi arasında desin ki Engin'de benim 100 lira alacağım var. Benim sayemde annen diyor. Yapıyorsun. Benim, annen diyor bunu. Benim sayemde. Yani ben babanın sayesinde ben dışarıdan olan insanlara bunu yapmamışken annem olan, annem sıfatında benim olan bir kadına nasıl böyle bir şey yapabilirim? Benim paralarımın adı o esnafını ya kurdun. Benim paralarımdan benim yeni kurdun. Açmış olduğum dükkan 750 benim, bin TL'ye mal oldu. Kaç para alacağım var benden? Benim paralarımdan o esnaflığı yapıyorsun. Benim paralarımın he? Benim kaç paraya mal oldu? Anne, Enes'e 2 milyar borcum neyin var. Neyin var benim dükkanımda? Anne, Enes'e 2 milyar borcum var. Bana 2 milyar ihtiyacım 2 bin var. Lira. Babanı motosikletin arkasına koydun gitti bu adam sana 2 bin lirayı çekti eline verdi. Tamam. Geri dönmedi. Geri dönmedi. Bir dakika. Engin, anne peki. 5 milyar borcum var. Bankadan haciz kağıtları geliyor eve. Nehir doğmadıydı daha. Peki. Nehir tamam. Daha doğmadıydı. Peki sen bunları bana hep borç mu verdin? Borç verdim. Borç mu verdin? Borç verdim. Neden o zaman evet, ben sana bunlara borç veriyorum söyledim. Demedim? Söyledim. Ne zaman söyledin senin ya? Senin işine gelmedi. He? Senin ne zaman işine söyledin? Gelmedi. Senin. He? O zaman ben de sana her köye geldiğinde yastığın altına soktuğun paralara borç vermiş oldum. Ben hiç yastık altında para bulmadım. Babamın cebine verdin sabah aldı parayı da. Babamın yalan konuşma. Babamın cebine yalan konuşma. Babamın cebine bu kadından gizli açlık koyuyorum. Yalan çay para Engin sen annene bir kere ben yastık altında hiç para bulmadım. Tamam. Bulmadım. Bulmadın değil mi? Bulmadım. Benim evimde o parayı alacak kimse de yok. Pınar'a İki kişi varız biz. Pınar'a soralım Pınar'a. İki kişi. Pınar'a soralım. Engin anneni dövdün mü? Dövmedim. 5 milyar anne bankaya, beni darp etti diyor dün. Ben burayı var. İzliyorum. Ona da cevap vermen evet. için söylüyorum. Beni darp etti diyor. Bu kadar bana karşı öfkeli olan bir anne darp edildiğinde neden darp raporu almamış sorar mısınız? Götürmediler. Kim götürmedi? Ben karakolda söyledim. Karakolda söyledim darp götürmediler. Rapor... Yok, götürmediler. Hayır hayır. Ben eşimle tartışırken kendisi araya girdi. Dedim ki anne sen karışma. Sen dedim çekil. Ben dedim Pınar'la konuşurum kavga ederim bu seni ilgilendirmez. Dövüyordun. O evini hale koydun. Susar mısın? Ha, dövüyordun. Susacak mısın ama? Dövüyordun. Susacak mısın? Boğazına saldırdın kızım. Susacak mısın? Susacak mısın? Boğazına saldırdın. Seni ilgilendiren bir durum mu? Var. Değil. Var beni ilgilendiren durum. İlgilendirir canım. Ben, gelinidir sen yani. Sen orada o kızı döverken ben burada oturamam. Ben Pınar'ı dövmedim. Dövdün. Tamam. Ben dövdün. Pınar'a bir sen tokat var ya, atmadım. Sen yalan makinesi tamam, olmuşsun. Ara ben. Pınar'a sor. Yazıklar olsun sor sana. Sor abi Pınar'a sor sor. Pınar neden senden korkusunu söyleyemez ki. Niye? Pınar 2 senedir, 3 senedir Pınar senden korkusunu bir şey açıklayamadı ama ki. Ama bu adam senden çok korkuyor. Açıklayamadı ki. Tamam. Hiçbir şey açıklayamadı. Sen de çok ailesine korkuyor. Söyleyemedi. Bu adamın senden nasıl ben korktuğunu telefona bağlanacaklar da söyleyecek ben, zaten. Teyzen telefonda. Ben açıklayamadım. Alo. Merhaba efendim. Merhaba Serap Hanım. Serap Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim beyanım siz Havva Hanım'ın... Kız kardeşi mi, ablası mı oluyor? Kız kardeş. Evet, kız kardeşiyim. En küçükleri kız kardeşi. Peki bütün bu olan bitene ben bir anne oğulun bu kadar düşmanca birbirine hisler beslemesi karşısında gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Şu anda Serap Hanım şu anda ekran başında sinir krizi geçireceğim. O kadın orada bütün konuştuklarının hepsi yalan, hepsi yalan. Nasıl yani? Benim yeğenim onu dövmedi. O kendi, o hani dün dedi ya 83 yaşındaki anneme benim sen küfür etti diye. Sen yanımda mıydın? Yanımda mıydın benim? Benim annemi dövmedi. Ben yanımdaydım. Sen yanımda mıydın? O terbiyesiz. O kendisi Serap Hanım. Hırsını böyle mi alıyorsun benden? Benden yer alamadın diye hırsını böyle mi benim alıyorsun benden? Havva Hanım. Teyzenin hakkını da vermiyor hırsını. Bu arada. Havva Hanım. Hırsını.
hırsını benden böyle mi alıyorsun? Şeref böyle Hanım. Mi alıyorsun benden? Evin, benden yer alamadığın için. Evinin bulunduğu yer 3 kızı. Kendi hakkımı aldım. Hakkın oğlan kardeşlerinde. Oradan al, oradan. Hakkını oradan aldın, al. Öyle mi? Şeref Hanım, oradan al. Ve benim malımın üstüne oradan al. Yürü, yürü, bizim yürü, malımızı, yürü, bizim, yoldan, bizim yoldan. Hakkımızı bize yoldan. Vermiyor. Bu dolandırıcı bu. Hava Hanım, bir müsaade et ama dinlemek istiyorum. Nasıl? Onu susturun orada. Eden lütfen rica terbiyesiz, ediyorum. Terbiyesiz. Sensin siz, terbiyesiz. Hangi, Serap Hanım hangi iş yerinde çalışmış da o altınları biriktirmiş? Kocamın parasından aldım. Hangi, kocamın hangi, parasından. Hangi kocamın köyünde tarla satıldı. Kocamın parasından aldım ben altın ya. 12 yaşından beri çalıştı da eline verdi de aldım. Parasından aldım. O senin kocan 2,5 milyon maaş alıyordu. 2 milyon iftirası verip 500 bin lirayla geçiniyordu. Kocamın parasından aldım. Müsaade edin lütfen. Kimi dövüp parasını aldı anlamadım Behiye Hanım. Enişte mi? O yanındaki şahısı, enişte olacak olan şahısı her yaz, her kış, her maaşında onu dövüp dövüp elinden parasını alan seni... bir... Allah Hanım ne olur. Terbiyesiz. Sen benim kocamın yanında mıydın? Şu an yayında sen olan teyzeme de... hesabını öde hesabını. Serap Hanım. Kendine mi benzettin beni? Serap Hanım şu an... Rica ederim. Hastanelik oldun. Hastanelik. Şu an yanımda yayında olan. Hastanelik oldun. 30 sene, 25 senedir kocandan sopa yiyorsun. Sen onları düşün, onları. Benim derdime düşme. Sopaları yiyip yiyip aylarca benim evime geldin de benim evimde ben baktım sana. Şeref. Havva Hanım. Ne olur bir aşkına dur, rica ediyorum. Ben baktım sana. Sen baktın ya. Sen herkese bakıyorsun. Aylarca zaten. Ben baktım sana. Sen kimsin? Tamam. Bir sene sen bakıyorsun zaten. Sen koştum. Olmasan memleket aç kalır. Altınlarımı sana da indirdim. Sana da. Ne kadar çok altının var senin böyle. Herkese yedire yedire bir halde. Sana da indirdim. Müsaade eder misin? Bir de sakinleş, bir su iç. Sana da yedirdim. Bak hastasın. Utanmaz. Havva Hanım. Utanmaz. Dinlemek istiyorum Havva Hanım. Dur be. Utanmaz millet. Utanmaz. Sensin. Benim yaptıklarımı, sensin. Benim yaptıklarımı nasıl unutup da sen onu çıkıp da konuşuyorsun? Dolandırıcı nasıl? Sensin. Dolandırıcı. Nasıl yaptın? Nasıl unutuyorsun? Baba, kardeşlerin hakkını sensin. Ver, hakkını. Baba Hanım, rica benim ediyorum. Hakkım, benim hakkım. O yer benim. Tapusunu ona. Ben verdim veriyorum, sana, senden veriyorum. Geri alacağım. Veriyorum, veriyorum. Al ama. Hadi. Alabilen varsa gelsin. Ben mahkemeyle aldım bunu. Satış verdim mi sana? Verdin mi benim paramı? Hakkımı aldım, paramı verdin mi? Hakkımı aldım. Engin verdim. Ben sattım sana yeri. Ben kimsenin kafasına silah dayamadım. Engin, Havva Hanım rica ediyorum. Şimdi diyor ki Behiye Hanım, Şerif Bey lütfen siz de gerçeği söyleyin. Korkudan sonra konuşmasın. Evden atar onu yine. Konuşmasın. Dövdüm. Ay yanımda Havva benim. Hanım, yanımda baba seni evden atmadı versin. Mı bu kadın ya? Rica neden söylemiyorsun? Ben gelip seni yanımda. Kahveden alıp götürüyorum. Atmadım. Ben sana bağırmıyorum. Konuşmadığın için kızıyorum. Yaptıklarım doğruları bak, söyle. Bunları. Ben seni kahveden ben tutup götürmedim mi eve? Atmadı mı bu kadın seni evden? Balkonlarda muşambalara sarılıp yatmadın mı? Salim Bey'in seni alıp eve götürmedi mi? Kredinin taksitlerini yatırmadın. Niye sen attın bu adamı evden? Sen yalan söylüyorsun. Beni sıkıntıya sokarsın. Sen yalan söylüyorsun. Benim bir hesabında dekontlarına kadar var Engin Çetin adına ne kadar para yaptın? Engin tek tek konuşun. Engin lütfen. Ama Serap Hanım. Havva Hanım ama ben sana söyledim. Ben sana dedim ki. Benim bir İki maaştan başka bir şeyim biraz yok. Sustum. Havva Hanım. Benim bir maaştan başka bir şeyim çok yok. Çok rica ediyorum. Beni sıkıntıya sokarsan ben bu adamı evden atarım. Ben bu eşime dedim ne ki alakası var benim seni sıkıntıya Havva sokmam bu adamı evden. Ediyorum. O adamın sen parası yarattığını evden adama atıyorum. Keşke. Oy ben ona tamam yaptıysam olsun. O konuşsun. Sen o bırak tüm atsın yalancı teyzeni ya. Bağlama. Gel bende kal ya. Senin emekli maaşın sana yetmiyor mu? Engin. Yalak alma ben. Yetmiyor mu? Engin. Havva Hanım tamam. Susmazsan bitireceğim konuyu. Çünkü bir tek sen konuşuyorsun. Gelsin dedin geldi. Bağlansın diyorsunuz. Yalan konuşuyor. Ya yalan Serap Hanım. Hastane hastane ama hastane lütfen bıraktın peşinde gezdim hep ben senin be. Hep sen konuşamazsın. Ben gezmedim seni. Rica ediyorum. Ben senin peşinde hiç gezmedim. Ben sana hiç kültürmedim hastane bir yer. Sen bana geldin? Yaptıysan ben de sana yaptım. Neyi iddia sen, ediyorsun ki burada? Bir saygısızlık burada. Mı ettim sana? Sen konuşma. Benim üvey babam mısın dedim. Sen kim misin dedim. Ne yaptım ben sana ya? Saygısızlık yapma. Ne yaptım? Şu kadının ağzıyla konuşma ya. O da sana babalık yaptı. Ben de öleceğim. O toprağın altına gireceğiz. O da sana babalık yaptı. Hesap vereceğiz. O da sana babalık yaptı. Ben kötülük mü yaptım? Babana.
He? Karıya mı sunma bir bana? Bir saygısızlık mı yaptın? Ufa, ufa balık yaptın. Senin, senin suçun. Yanlış evlilik yapmışsın. Benim günahım ne? 13 yaşında ben bu adamın üvey babam olduğunu öğreniyorum. He? Sen benim yaşadığım travmalar umurunuzda mı oldu? Hepiniz kendi hayat mücadeleniz içinde kavrulurken benim psikolojimi hanginiz düşündü ya? He? Tabii. Hanginiz düşündü? Dinleyin Havva'nın. Havva'nın. Hanginiz düşündü ya? Çıkarırım. Gerçekten. Adem amca Ramazan'la güreş tutmadı çocukken ya. Sen neden bahsediyorsun ya? He? Ben vardım. Sen o acıları çektin de ben oynamadım karşında. Ben otobüste çocuk babasından oynarken gördüm ben. Ben senin evladın olarak hırsızlık mı yaptım, hırsızlık mı yaptım? Milletin karısına kızına mı baktım? Ne yaptım ya? Yeter işte. Burada diyorsun ki gideceğim raporlarımı çıkartacağım. Eğer ki benim kanımda çıksın. Tamam bağlayın Kadir'i de. Arkadaşım Kadir söyledi bana. Bağlayın söylediyse dilekçeyi onu da yazdıralım. Havva Hanım hiç müsaade etmiyorsun. Her şeyin raporu var. Ya bir bırak bir içini. Sonucu var ya. Bir içini döksün yahu. Ben uyuşturucuyu görsem tanımam ya. Ben ne bilirim ya. Neden bastın o dükkanını? He? Dükkanını kaç kim defa neden benim aradılar? Dükkanımı? Dükkanını kaç defa bunu kim bastı benim dükkanımı? Anne benim dükkanımı arıyorlar. Anne benim dükkanımı kim arıyorlar. Kim bastı benim dükkanımı sen ya? Sen neden basıldı senin dükkanın? Kim bastı neden benim dükkanımı? Senin muhabbetler dönmüş benim dükkanım orası diye Havva orası orası diye gelmişler. Adam yanlış Engin, gelmiş. Engin o konu değil konumuz değil ve Engin'in öyle bir şey yapmadığı için. Bana artık benim sabıkam sicilim tertemiz abi bakabilirsiniz. Ama bir müsaade edin Engin. Havva Hanım. Ya oğlunun, nasıl ben sen evladına iftira atıyorsun ya. Ben atmıyorum. Yazıklar olsun bunu sana görenler ya. Bana Engin. Söyledi. Bana görenler söyledi. Soka Havva Hanım onun bunu söylediğiyle bir kere düşünme. İki Engin'in öyle bir alışkanlığı olmadığına dair kalıbımı basarım şuraya. Nedenini söylerim sonra. Öyle bir alışkanlığı yok. Bakın paradır, puldur, hayırsız evlattır, hayırsız annedir bir şeydir. Ama bu kadar nefret nedir yahu? Engin ne yaşadın yavrum sen? Serap Hanım bu benim evli olduğum eşimi de istemedi. En başında istemedi. Dedi ki benim istediğim kadınla evlenmedin, benim istediğim gibi çalışmadın. Sigortalı bir işe gir çalış, itle köpekle uğraşma, kuşla balıkla adam olunmaz, şudur budur falan filan. Hiçbir şekilde beni... Ya sen bir iş yapıyorsun, ben de senin yanındayım ya, ben de senin arkandayım. Millete affedersin köpeklik yap, çana kendi işinin patronu ol demedi bana ya. Demedim mi? Demedi, demedi. Yazıklar olsun be sana. Kapat bu dükkanı, gir bir sigortalı işe. Yazıklar olsun sana be. Susar mısın ya? Sana yazıklar olsun. Susar mısın? Bağlananlar söylüyor kime yazıklar. Pınar telefonda. Engin'in karısı, gelinin telefonda. Pınar merhaba. Merhaba Serap Hanım. Yavrum sen de annesin. Nedir bu anne oğlun birbirine karşı bu sevgisizliği? Ya Serap Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Ya aslında ikisi de birbirine inatlar. Yani inatlaşıyorlar. Ki bu yüzden yani eşim zaten kendisi ödeyeceğini söyledi. Sonra bu konular böyle olunca inata bindi, vermek istemedi. Ki uyuşturucu söyleniyor. Bunu söyleyen kişi de Kadir. Buralara gelmesinin tek sebebi odur aslında. Odur yani. Kızım. Yani onun yüzünden olaylar bu kadar büyüdü. Ki ben zaten eşimle benim anlaşmalı bir boşanma davamız var. 7'sinde mahkememiz var bizim. Boşanacağız. Hani ben bu konulara dahil olmak istemiyorum açıkçası. Peki Pınar'cığım o zaman bu konuyu değil de şunu sorayım. Gerçekten tabii. Havva Hanım seni gelin olarak istemedi mi? İstemedi. Evet, en başında evet beni gelin olarak istememiş ki bir de ben şunu söyleyeceğim. Şu an o kadar böyle kendimi kötü hissediyorum ki yani kayınpederim orada kalkmış diyor ki aslını inkar etti. Ya Allah aşkına bana desinler ki sen şöyleydin böyleydin. Ben 2 sene onların evinde kaldım. Benim neyimi gördüler, ne saygısızlığımı gördüler. Ben ne yapmışım ya, ben neyimi inkar etmişim. Ben neymişim ki inkar etmişim. Ben bu konuda zaten senelerce ben çektim. Yani birçok şey ya kavga ettik. Yani şu an sinirden bile konuşamıyorum. Yani olmayacak şeyler buralara geliyor. Ben kendi adamın orada geçmesini istemiyorum. Benim ailem var, arkadaşım var, dostum var, çevrem var. Kimsenin suratına bakacak yüz kalmadı bende ya. Peki ya sen bunu yapan senin kocan, ben sana bir şey yapmadım ki. Sen yaptın. Sen o gelini sen istemedin. Kızım, ben sana bir şey yapmadım. Ben sana hiçbir kere söyledim. Hiçbir şey yapmadın değil mi? Sen yaptın. Kız kardeşin de diyor ki gelini istemedin, sen yaptın evet, diyor. Hadi de evimin içinde Pınar geziyor.
Ben dedim bunları öyle mi? Kendisi dedi. Ben Allah mi dedim bunları? Kendin söyledin. Söyledin. Bak, seni var ya. Tamam. Seni Allah'a havale ediyorum ben. Bu yalanları konuştuğun için o dilin tamam. Tutulsun inşallah senin. Ya biz ilk evlendiğimde aynı evde oturuyorduk. Yalancı. Pınar'la beraber çalışıyoruz. İşten geliyoruz. Pazardan yaptığı alışverişi dolaplardan yok ediyordu kendisi. Ben taşıyacağım siz mi yiyeceğiniz diyordu. Pınar orada sorabilirsiniz. Allah iyiliğini versin. Saklamadın mı? Konuştun. Saklamadın mı? Konuşsun ben. Saklamadın mı? Ben konuşmuyorum. Saklamadın mı? Ben konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Ben neredeydim? Çalışıyorsunuz dedin, karı koca dedin, bana bir lira faydanız yok, benim getirdiğim iyi... Yataklarda yatıyordum. Ben anneannemi tekme tokat dövdün, ben aldım lan senin elinden. Kadın şu an Alzheimer. Ben nasıl ana, hesap vereceksin ana... ya? İstemiyorum. Sensin. Sana el kaldırmak istemiyorum. Sensin. Beni kendi Allah seviyene Sensin. Düşürme. Sensin. Senin seviyene düşersem, Sensin. Senin kadar ahlaksız olursam ahlaksız insanların Sensin. Gözünde kötü olurum. Bana bunu yaptırtma. Engin, tamam. Engin oğlum. Engin, tamam. Engin yavrum. Kendimi Engin, tamam. Utanıyorum. Benim utanıyorum. Gözlerime bir bak. O senin annen. Utanıyorum. Bir dakika Hava Hanım bir sus Allah aşkına. Böyle annelik olmaz Serap Hanım. Utanıyorum. Bak Engin'cim yavrum. Böyle evlatlık olur değil mi? Lütfen. Böyle ama bir sus ama. Hava Hanım bir dakika sus ama lütfen ya. Televizyonlara çıkacağım, bak seni ya. Rezil hırsız. Edeceğim, seni rezil edeceğim. Hırsızsın sen, benim bir rezilliğim hırsız. Yok. Hırsızsın. Engin bana bak. Dur. Lütfen. Engin. Hırsızsın. Biz annemizi babamızı seçemiyoruz ya yavrum. Maalesef. Ve dur. Ne olursa olsun bizi doğurmuşlar ya. Bizim doğurmaz olsun. Kültürümüzde anneye, babaya bu şekilde yaklaşım hoş karşılanmıyor evet. Evladım. Ne olur sakin ol. Lütfen. Neden birbirinizi... Bu kadar sevmemenizin sebebi 4 altın, 10 bin, 8 bin olamaz. 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 Olur. Olur. Ben onlara... Başka bir şey olması lazım. Dün de söyledim. Lazım. Dün de söyledim. Hava Hanım başka belimde, bir şey olması bak, lazım. Belimde bak, belimde 33 tane tel zımba vardı. 10 tane bu kadar civatalı. Allah sana bu kadar dert veriyor ki akıllandığı ama akıllanmıyorsun. Platin vardı. Neden var bunlar? Ben neden? Oturduğum yerden, oğlum, eşimle, şu hasta adamla ben... Oturduğum yerden bu adam dırmıkla, el dırmığıyla fındıkları öbek öbek topladı. Ben belim dikişli halde... Kimin fındığını halde, topladı bu adam öbek öbek? Belim dikişli halde... Kardeşlerinin fındığını topladı. Oturduğum yerde ben fındık topladım. Büyük dayım ben İbrahim Kayan'a bile kendisi iftira atmıştır. Dedemin mezarının açılmasına kadar gitmiştir muhabbet. Hakkımı aradım hakkımı. Sen Havva Hanım, sen anneni mi dövdün? Bir çift annemi... Benim sorumun cevabını ver. Sen dövmedim. Anneni dövdün mü? Annemi dövmedim. Gel, dövmedin mi? Az yanıma gelir misin? Dövmedin mi? Bak arnıma. Evet. Arnıma bak. Dövmedin mi? Benim babam öldü. Kardeşlerim bir sahtekarlık yapıyorlar. Benim sakin, babam sakin, burada sakin, hasta sakin, yattı. Sakin. Ben onu 4 ay ışın tedavisine götürdüm. Ok Meydanı ya Hastanesi'ne. Ya ben kapandım annemin üstü. Ok Meydanı Hastanesi'ne ışın tedavisine götürdüm babamı. Yüksel dur ya Engin bir saniye. Babam burada ben de hasta hep yatarken ben onu ışın tedavisine götürürken. Benim götürürken. Bu kardeşlerim buralarda amcamlardan, halamlardan, ondan sonra babamdan vekalet alıyorlar. Deprem kredisi alacağız diye kardeşlerim. Hava Hanım, elinden anneni döverken anneannesini Engin mi kurtardı, kurtarmadı mı? Ne olur? Onun cevabını istiyorum. Anneanneme vurdu, anneannem yere düştü. Ben anneannemi tutuyorum, bu anneanneme vurmaya çalışıyor. Bunu tutuyorum, anneannem buna vurmaya çalışıyor. Anneannem zaten ufak tefek, cansız bir kadın. Anneanneme vurdu, anneannem yere düştü. Ben üstüne kapandım anneannemin yolun asfaltın ortasında. Oy. Anneanneme tekme bak, atmaya çalışıyordu. Oldu? Ben anneannemi kendi bedenimle korudum. Ondan sonra anneannem benden kurtulunca kalktı. Alnını ya, anneannem neden senin alnına vurdu? Durduk yere... Kimse bana niye vurmuyor? Anneannem bana vurdu. Neden ben vurdu? Onu ittim, vurmadım. İttin mi? İttim, yere düştü. Yazıklar olsun sana. Sopayla peşime geldi. Tabii anneannem bahçeden, şu an Alzheimer konuşamıyor bahçeden, ya. Bahçeden fasulye topladım. Herkes bahçeden, oradaydı zaten. Konu komşu şahit oldu. Hepsi söyleyebilir topladım, bunu. Halamın evine gidiyorum. Halamın evine gidiyorum. Ya detaylar fasulye. Önemli değil.
Ben şunu öğrenmek istiyorum. Arkamdan sopayla geldi. Tamam. Detaya girecek, konuyu dağıtacak aklınca. Anne. Ben mahkemeye, kardeşlerimi mahkemeye kaç verdim diye. Kaç sene önce oldu bu Engin? Kaç sene önce oldu? 2002'de oldu. 2003-2004. Yani hafif demans başlamış mıydı anneannemde? Hayır, hayır, hayır. Yok, 2002'de. Yok, gayet akli dengesi iyiydi. Yerindeydi. 2002'de oldu, yani. 2002'de. O da annedir, sana vurdu. Sen de onu ittin ve düştü. Düştü, hayır, ittim. Ya. Vurdu. Yalan konuşuyorsun, vurmadım. İbrahim dayımla bile kavga ettiler. İbrahim dayım eline bir tane orak sapı aldı. Yoldan karşıdan karşıya geçerken tüfekle geldi beni vurmaya dedi ya. Adamın elindeki odun senin doğdu. Allah belanı versin. Ben şahidim. Ben şahidim. Beddua etme. Allah şahit. Seni Allah... Hesap vereceksin öbür tarafta. Allah'a git. Bana sen böyle bir evlat. Telefonumu dinlemeye Hanım, veririm. Bir dakika. Ver. Veririm telefonumu dinlemeye. Serap Hanım karakola gittiğinde de Hava bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Serap Hanım karakola gittiğinde de beni darp etti, beni evinden kovdu, bana hakaret etti, beni tehdit etti, evini yakarım ateşe dedin, veririm demiş. Dedin. Hepsini dedin, söyleyebilme ihtimalini gözünün önünde bulundurarak hepsini telefonumda ses kayıtları mevcuttur. Hepsini söyledin. Hepsini söyledin. Hava Hanım bir şey söyleyeceğim. Bizzat şahsına şey söyleyeceğim. Bir saniye lütfen bir sakinlik. Hava Hanım o kadar çok ağzı bozuk konuşuyorsun ki. Ama sürekli... o konuştu bana. Bak şimdi İnkar yayındasın. Ediyor. İnkar ediyor. Bak hala susmuyorsun ya bir tamam, şey anlatıyorum. Bırak. Aa. Kimse bir... anlaşamıyor siz zaten anlaşamadınız. Engin bir saniye. O kadar küfürlü konuşuyorsun ki sürekli basmak zorunda kalıyoruz. Bak. Hiçbir şey atmak. Bitireyim lafımı. Aa. Ve o yüzden de anlaşılmıyor. O yüzden de konuyu sürdüremeyeceğim. Ben bunları, o yüzden konuyu sürdüremeyeceğim bak, ben diyorum. Ben bunları dün üstü kapalı konuştum. Gene üstü kapalı konuşmam lazım. Üstü kapalı konuştum. Televizyon bugün programındayız. Bugün şimdi diyor ki ben mi dedim. Sen dedin bunları bana. Hava Sen Hanım, söyledin. Engin'in ne dediği, sizin ne dediğinizi, bizim tıpta persekütasyon paranoyası dediğimiz bir durum vardır. İnsanlar Sen bazen söyledin. Bir noktadan takarlar, düşman olurlar, bir daha ne dese kötü gelir. Sizde de o durum olmuş. Evet, aynen öyle. Engin Bey ne dese, ne yapsa sizden bunun ne istese kötü. Hepsi kötü. İlk kocası kötü. Bir dakika, yeni kocası Engin kötü. Bey. Hepsi kötü geliyor ya. Kardeşleri kötü. Komşuları kötü. Dünürleri kötü. Engin herkes Beycim, kötü bir dakika. Abi ya. Bir tek olarak, sen miyisin ya? Şerif Bey ne olur bir de sizi susturmaya çalışmayayım. Kötü hocamı olarak, dinleyin. Kötü olarak düşüneceğiniz, aklınıza onu doğurduğunuz anda yaşadığınız sevinci... İlk gördüğünüz andaki sevinci, ne zorluklarla büyüttüğünüzü, bunları iyi şeyleri, pozitif şeyleri getirirseniz bu paranoyadan kurtulursunuz. Ve? Yoksa ne yaparsanız yapın, 3 kuruş için birbirinizi boğazlayacaksınız anoğlu. Ben ona her zaman aynı söyledim. Şeyi, bir dakika Hava Hanım, Engin senin içinde annenle ilgili sıcacık, merhametli, güzel böyle kokulu anacığın yok mu hiç aklında? O, var o tabii foto... ki. Onları niye hatırlamıyorsun? Hastalandı, her seferinde koştum gittim. Babama sen de hastalandın gibi, yavrum. Sen de ben bebektin. De ateşlendin. O da, sana baktı. Tabii ki baktı. Biraz bu iyi yönlerini... Benim evladım hasta olsa ben sabaha kadar evde gözümü kırpmıyorum mesela. Tabii ki. Ben de bir babayım. Bunu çok iyi algılayabiliyorum. Şöyle düşünmek lazım. Yani Havva Hanım yani bu dünyadaki tek evladını dediği gibi tek tutulacak dalım dediği kişiye niye bu kadar iftira atsın ki? Gerçekten bu anlaşılır onun, gibi değil. Onun yani, bana yaptıklarından... Hayır şöyle. Fevzi Çetin ne yaptı ki Havva Hanım? Fevzi Çetin senden sebep evladını reddetti. Sen de paradan sebep evladını reddediyorsun. Onun senin paran hazır. Hayır, sadece paradan ama, olmayabilir. Çünkü ama bak sadece sensin onun oradan evladı. Alacaksın o parayı. Ben oraya mahkemeye veririm. Mahkemeye verilmedi. Tamam burada virgül koyuyorum. Mahkemeye ha. verilmedi diyor. Bir ha. evlat olarak annesi tarafından mahkemeye verilmedi. Bir saniye Havva Hanım. Şimdi sen vefat ettiğinde Allah gecinden versin. Bu adamla nikahın düşüyor ya. Seni mezara bile bu koyamıyor. Evladın olarak ben koyacağım değil mi? Sakın. Değil yok mi? Canım. Bana sakın. Düşüyor, değil mi? Olur mu? Sakın. Ya ben düşüyorum değil mi? Sakın. Ya birinci kişi benim değil mi? Sakın. Hiç bunları düşünüyor sakın. Musun? Sakın. He? Beni bana elimi hiç. Sürersen bana gözünden bakarsan. He? Ma Fatma. Benim cenazeme girmeyeceksin ya. Havva Hanım ne diyorsun benim sen ya? Benim cenazeme girmeyeceksin. Ay. Benden önce ölürsen
Senin cenazeni o köve dahi sokmayacağım. Dil ki kapımın önünde. Buna sen mi karar veriyorsun? Yani bu tıbbi. Köve dahi sokmayacağım. Havva Hanım. Şu elimi bir tut bakayım benim. Gel güzelim. Bir elimi tut benim. Gel. Bir elim. Bak titriyorsun. Bak seni de anlıyorum. Bir anne olarak buraya kadar gelmenin bir sebebi... Bir dakika müsaade. Benim bu kadar canım yanmasa ben buraya gelmezdim. Ya onu diyorum bak. Ben hasta yataktan kalktım biliyorum, geldim. Biliyorum. Ben hastayım diyorum. 50 kilometre yolu geliyorsun, röportaj veriyorsun yalanla dolanla. Sen getirdin. Aynı otobüste geri dönüyorsun. Hasta olan bir insan yatağından kalkıp tuvalete gidemez. Sen getirdin beni. Sen çok iyisin. Bak maşallahım var. Engin. Allah seni daha iyi etsin. Engin tamam, yavrum. Allah sana can sağlığı Engin versin. Engin yavrum bana bir bak sen gözünü seveyim. Serap Hanım bir benimle gözünüze gel. Getirdin. Sen de bir sus. Engin sen diyorsun ki mahkemeye verilmedimse ki bir evlat olarak haklısın. Anne tarafından ya da bir evladım anneyi mahkemeye vermesi çok bunlar ağır şeyler. Benim ağrıma giden bunlar Engin'cim, zaten. Engin'cim senden yarın dekontları istiyorum yavrum. Ve parası hazırsa ver o da kurtulsun. Belki... Yokluk oyunu bozar der, zor oyunu bozar derler. Ne olur bu işi burada belki de tatlıya bağlamak istiyorumdur. Serap ben Hanım bu olaylar bu kadar yaşandıktan Engin'cim, sonra mahkemeyle şey alsın. Hayır dur şimdi benim bir yarın borcum, olsun borcum yarın ola hayır ola demişler. Bir herkes bir sakinlesin. Ben kimseden borç almadım. Engin'cim yavrum içini bir döktün sen o da döktü. Beni iki dakika o bana dese ki oğlum benim param yok ben dinledim. Ona çıkarım para veririm. Peki. Ama ben oğluma borç verdim beni dolandırdı. Engin müsaade dedim. Et yavrum. Bir iki dakika iki diyor. Dakika sessiz dinle. Olalım bir dinleyelim. Peki dinliyorum. Ben bu ay 3000 lira para alacak benim maaş alacak eşim. Şimdiye kadar 2600 lira para alıyordu. Ben köyden ada pazarına bak o dosyamın geçen sene kontrolüm vardı. Gelemedim. Burada Hasaki Hastanesi'nde tedavi gördüm ben. 12 seneden beri buraya geldim gittim. Gelemiyorum buraya diye param yetmiyor, masrafa param yetmiyor diye dosyamı aldım Sakarya'da gidip gelirim diye. Buradan aldım götürdüm. Geçen sene gidemedim para yüzünden. Bu sene gidemedim para yüzünden. 2000 lira para. 2000 ile 600 lira paranın 200, 250 milyon, 300 milyon istiyorlar araba taksiyle benim Sakarya'ya şeye kontrola gidip gelmeme. Benim bir başladım mı 15-20 defa gidip geliyorum ben bir kontrol için. Bak 2 dakika 15, dedin doldu bak. 15-20 dakika. Bekleyenler var kaç, orada. Kaç defa? Bu, tamam Engin. Kaç defa? Ben bir virgül koyuyorum. Kaç defa beni aramış var, da ben ona param yok eşimin demiş. Eşimin ameliyatı var yaptıramıyorum. Gözüm, kaç defa gözüm beni aramış. %10 oğlum, benim görüyor. Başım sıkıştı bana para gönder demiş de gözüm bende para yok mu demişim. %10 görüyor bak daha 15-20 gün öncesi ben doktora para gittim. Sana. Engin olamıyorum. Kontrollerime gidemiyorum. Kontrollerime para yüzünden ben gidemiyorum. Bir maaşla ben kontrollerimi hastalıklarımıza mı bakalım? İki tane hasta insan eşim kanser hastası ben kanser hastası. 7 defa o ameliyat geçirmiş, 7 defa ben ameliyat geçirmişim. Ben kontrollerime gidemiyorum para yüzünden. Benim param yok. Benim ne zaman param benden yok. Para istediğine para vermiyor. Benim param şimdi yok. Burada yavrum demek hasta, istiyor hasta ki telefon ben ettim. De hastayım. Verdiğim ben de paraları. Kalp krizi geçirmiş bir kalp hastasıyım ne yapalım telefon şimdi. Ettim bak geçen altınlarımı falan verseydin evet. Diyor. Ben biz kendi kendimize yeterdik yok, diyor. Yok Serap Hanım öyle bir şey yok. Gelin ben gelinime bak 15 öyle gün öncesi. Öyle bir şey yok. Ben onu hiçbir zaman parasız bırakmadım. Gözümde. Her ay fazla para yatırdım peki, hatta. Peki Engin. Dedi ki anam yatırma oğlum. Yatırma bak sen de oradasın. Senin evin kira, dükkanın kira, elemanın var, şuyun var, çoluğun var, çocuğun var. Yatırma oğlum ben senden para istemiyorum. Biz gene kıt kanaatli olsa geçiniyoruz. Sen orada tek başınasın. Sen kendi başının çaresine bak. Bizi boş ver. Kendisi söyledi bunları bunu ama. Bunu söyledim de 7 ay, 9 ay senden kredi parası almadım. Söyledim neden almadın? Doğru. Sahime ben her ay kredi yatırdığım için almadım. 9 ay senden size kredi parası almadım. Engin, ölen adamın parasını yatırdım. Almadım. O yüzden almadın. Almadım. Borçlu kalmayayım diye almadım senden. Engin siz ne zamandır böylesiniz? 5 senedir diyor. Evlendiğimden beri böyle. 5 yıldır böyle misiniz? Hayır evlendiğimden beri. Ne kadar oldu? 12 yıldır biz böyleyiz. 12 yıldır. Evet. Hayır. Son 5 senedir diyor anne. Yalan konuşuyor. 5 senedir. Hayır bazı muhabbetlerine bakıyorsun para. Yoksa elemanın var aman gönderme oğlum ben Pınar'la evlendim bak, annem kötü benim gibi değiller aslında. Bunu ben söyledim ben söyledim Pınar'ı... Neden söyledim bu amcasının ayda 180 bin kuruş eski parayı bilemiyorum ben yeni parayı
180 bin lira, 180 lira yolluyordu amcasına. Avukatlara kadar para yatırdı. O 180 mahkemeyi bin lira yolluyor diye. Mahkemeyi şu an davayı gören avukatın parasını kim verdi? 180 lira yolluyor diye ben buna söyledim. Gönderme anam dedim. 9 ay ben bundan kredi parası almadım. 2000 lira da onları avukat veriyorum parası diye gönderdi. Almadın. Almadım. Onları verdim almadım. Diye almadım. Bunları ödedim ben yoksa sana. Yoksa sen bende 1 lira paranı bırakır mısın demedim, ya? Demedim demiyorum dedim. Engin yavrum diyorsun ya altında evet ona da ben borç olarak verdiğini bilmiyordum. Ama şimdi diyor ki ben borç olarak vermiştim. Birkaç seferde istedim vermedi. Şimdi ihtiyacım var istiyorum diyor. Serap Hanım. Anne oğul arasında bunun lafı olmaz. Tabii, evet, sen onu verirsin zaten. Ona. Anne oğul arasında bunun lafı yarın olmamalıydı. Yarın bir gün ihtiyacın olur gene verir sana. Ben ona olmamalı. Bak Serap Hanım. Ben ona her buraya zaman dedim çıkıp, ki. Çıkıp beni oğlum dolandırdı ne demek ki ya? Ben ona her zaman dedim ki. Ben 15 yıldır esnaflık yapıyorum. Kimi dolandırmışım da anamı dolandırdım ya. Benim varım da senin. Yokum da senin, sen bir tanesin dedim, her zaman söyledim. Benim eskim de senin, yenim de senin. Her şeyim senin anam. Benim neyim varsa senin, benim gelinin canım da 12 senin. 12 yıllık evinin gelinin çeyizlerini bile daha geçen sene her getirdi sene. Teslim etti ya. Her ben yaptım ben. Diye. Gelinine hırsız diye bağırdı, bileziklerini aldı gitti diye Pınar ya. Hırsız dedi ya. Hırsız dedi ha. Hırsız dedi ya benim altınlarımı aldı gitti alıp getireceksin olsun. Onları. Sen bu kadar mı yalancı demedin oldun mi? Ben? Sen bu kadar mı yalancı demedin oldun mi? Telefonla bu kadar mı yalan makinesi oldun sen? Bağırmadın mı ya? Hırsız. Sen bu kadar mı yalancı oldun? Gelin demedin mi ya? Sen bu yalanlarına, sen bu yalanlarından mı böyle çıktın ortaya? Ya sen demedin mi? Ben utanıyorum biliyor musun? Bir sakin ol. Utanıyorum senin gibi evlat yetiştirdiğim için. Utanıyorum ben be. Bence utan. Utanıyorum senin gibi bir evladım olduğu için. Bence sen bunları yaptığın için. Keşke olmaz olsaydım ben. Bunları olmaz yaptığın olsaydı, için şu kollarım baş kalsaydı da senin gibi evladım bunları olmasaydı. Bunları yaptığın için tamam, utan. Senin gibi tamam. Evladım olmasaydı ben. Bunları yaptığın ha, için sana utan. Sana yazıklar olsun tamam. Ben. Sana yazıklar bu dünyada olsun. Gurur duyabileceğin insanım ben tamam. Senin. Sen hala da öyleyim ama sen kıymet bilmiyorsun. Evet. Tamam. Evet. Sen çok kıymet bildin. Ben evlat olarak senin sen başını bir kere önüne eğdirdin mi? Sen bir kere dedin mi beni annem el kapılarında büyüttü. Bir kere gözyaşlarından büyüttü. Yokluklarından büyüttü. Bu yaşıma kadar büyüttü. En cahiliye döneminde bile bir kere dedin karakol mi, kapılarından mi? Aldın mı beni? Bir peki. Kere dedin mi? Peki. Aldın mı? Bir kere peki. Dedin mi? Bu bir dakika. Bu yüzleşme, bu iç dökme gerçekten biraz uzun sürebilir. Çünkü herkes biriktirmiş. Bir virgül koyacağım. Yarın belgelerle de gelsin Engin. Bakalım o gelsin. Da sunsun. O gelsin. Da sunuyor zaten. Bakalım bu iş nereye gidecek? Ben içim acıyor. Bir o kredinin... Anne evlat arasında lütfen. En anne evlat arasındaki bu sevgisizlik, bu nefretten gerçekten içim çok ama çok acıyor. Eminim bütün anne babaların da acıyordur. Ama bunun bir sebebi olması lazım diyorum. Ve Yeter Hanım'a geçiyorum efendim. Bugün Yeter Hanım'la ilgili de biliyorsunuz büyük bir sürpriz bekliyor Hanım, Yeter Hanım'ı. Bağlasaydınız buraya. Canım ya bağlayacağım. Hepsini bağlayacağım. Ama bekleyenler. Bağlayacağım. Ya, tamam yarın. Bağlayacağım. Yarın. Yavrum bekleyen konuklarım var o yüzden evet. Benim uzaktan yakından hiç ilgim yok yani. O benim konuşmam olsun, lafıma, endamıma, boyuma yani aşık olabilir. Demek ki utanmayı bilmiyorsun, yazıklar olsun senin. Esnaflığına da, sana da. Sen benim dizlerimin önüne diz çöküydün, ben diz çöküydün. 11 yaş küçük sevgilisi beraberliklerini yalanladı. Serap Hanım, beni anlatacak bir şey bulamıyorum yani. Bana atılan zaten bir iftira, ben iş adamıyım aynı zamanda, lan. İş adamıyım. Doğruları söyle, kıvırtma. Başka kadınları da dolandırdı iddiası. Şahıs var ya bu Yılmaz Bey denen şahıs, bey diyemem ben ona da. Benim hayatımı mahvetti. Sevmedim dedi. Evet. Sevmedim evet. Diye utansa öyle demez. Filmi sen çevirdin, sen her yüzüne ben yazacağım dedim. Öyle bir isim stüdyoya gelecek ki yer yerinden oynayacak. Şimdi. Evet, kendinden 11 yaş küçük Yılmaz Bey'le bir cenaze evinde duygusal bir yakınlaşma yaşamışlar ve sonrasında da diyor 11 ay aynı çatı altında yaşadık. Benim Almanya'dan emekli bir kocam vardı. Ondan da yüklü bir maaşım vardı. Ona da her ay para veriyordum deyip aşkını yaşayacağım derken efendim paralar da gittiğini iddia ediyor. Ve bir de üstüne üstlük Yılmaz Bey buraya gelip hayır yok öyle bir şey. Ayrıca ben onu hiç sevmedim dedi. Doğru. Yeter Hanım. Şimdi. Ne hissettin? Hani senin sanki aşkın tek taraflı ya da uydurmuşsun gibi anlattı. Ya şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bugünkü gelen resimleri
Yayınlarsanız burada konuşacağım. Yayınlamazsanız çıkıp gideceğim. Önce dünkü Almanya'dan gelen resimleri önce yayınlayacaksınız. Bu arada Yılmaz Bey dün çıktı biliyorsunuz yayına. Yılmaz Bey'in eşi daha nikahlı da ayrı yaşıyoruz, boşanacağız falan demiş iddiaya göre. Tehdit etmiş. Eğer bir daha çıkarsan seni bırakırım falan diye. Yılmaz Bey kaçtı. Ha. Kaçtı. Erkeklik oturmak. Karşımda oturmak erkeklik. Yaptığı şeye sahip çıkmak. Bunlar mı? Ama canım, yapmadım diyor ya. Avukat Bey şunlar da mı şey? Şimdi, yapmadım diyor da hiç çamaşırları da Yeter Hanım'ın dolabında çıkıyor. Hepsi evde. Şimdi de fotoğraflar geliyor ekrana. Ha. Seyircilerimiz karar versin. Siz karar verin. Evet. Yılmaz Bey hiçbir şey yok aramızda dedi. Bu fotoğraflar hiçbir şey aralarında olmayan bir çiftin fotoğrafları mıdır efendim? Siz karar verin. Ben daha önce gördüm bunları bugün yayından önce. Evet, gece atmış benim kızım oradan. Dedim ki bayağı hani bir ilişki var burada. Buyurunuz el ele. Bu herhalde benim elim değil yani değil evet, mi? Evet benim elim. Senin elin yani. Evet burada işte buyurun Yılmaz Bey'le gayet hani böyle arkadaş filan öyle bir şey değil bu. Hem de bunlar senin evinde mi çekildi? Evet. Heh. Efendim zaten kaşık oynadıklarını biliyoruz. Orada da dedi ki işte başkası gelmişti de bir şeydi onun için ağız tatlılığı. Bunu zaten biliyoruz. Kaşık havası oynanıyor. Ve çamaşırları iç çamaşırına kadar hepsi Yeter Hanım'ın çekmecesinde. Ondan sonra işte tanık zaten burada Havva Hanım abla. Ve Yılmaz Bey'in kamera görüntüleri yani şeydeki bankadaki güvenlik kamerası görüntüleri. İşte beraber gidip çekmişler Yeter Hanım'daki ve anlamamışlardan diyor. Onlar çamaşırlar bunlar deyince Yılmaz Bey dedi ki erkekliğin onda dokuzu mu derler? Tabii onda evet. Dokuzu kaçmak, onda biri dokuzu. Hiç ortada gözükmemek. Biri hiç ortada görünmemek, onda dokuzu kaçmak dedi ve kaçtı. Bahane olarak da karım ve çocuğum benim ekrana çıkmamı istemiyor dedi. Sevmedim. Benim zaten karım bile benden 10 yaş küçük diyor. Demek istiyor ki yani ben 11 yaş büyük bir kadında niye olayım ki demek istiyor. Seni de bu arada hani rencide etmeye çalışıyor yani. Etsin. O rencide kendi olacak ben değil. Bu seni adaylığa konacak. Pannı kazasında adaylığa konacak. Aday olan hanımlar da var bunların yanında toplam hepsi var. Hepsini verdirdiydim ben ama buraya çıkmamış. Onların karılarına da bu efendi de oraya adaylığa konuyor. Benim arkadaşlarıma göz koyuyor da onlara da mı göz koyacak da adaylığa konuyor? Şimdi hakikaten bir iddiası var ya ben arkadaşımla telefonla konuşurken evet. Aldı. İşte sen gitti o gelsin biraz evet. Da o kalsın filan. Bunlar hoş değil. Peki Yeter Hanım dün ben Yılmaz Bey'i davet ettiğimde sen böyle bir hakikaten genç kız gibi yanakların kızardı, bir heyecanlandın. Onu görünce dün ne hissettin burada? Ya haliyle onu görünce biz öyle konuştuğuna bakma sen. Sevdi mi seni o? O hem nasıl sevdiği. Yürü sana diye konuşuyordu benim arkamdan. Yürü de tombilim evet, sana evet. Bir bakayım. Bakayım diyerek konuşan bir adamıdı. Dizlerimin önüne diz çöküp konuşan bir adamıdı. Ondan sonra herkesin... Ha. Peki şimdi o gün ben sana sordum. Senin 4 tane bir çocuğun vardı Allah bağışlasın. 6 tane. 6 tane. Bir kız, biri oğlan 5 kız var. Ha. 45 sene bir evlilik yaşıyor zaten. Ondan sonra oradan 6 tane çocuğu var. Bir eşini kaybettikten sonra bir 15-16 sene... 18 sene. 18 sene boşluk var. Orada hiç kimseyi almıyorsun hayatına. Yok. Sonra halanın oğluyla 2 sene bir dini nikahla beraberlik evet. Yaşıyorsun. Evet. Ve oradan ayrıldıktan bir sene sonra falan da... Yok bir sene olmadı. Pek bir sene olmamıştı olmamış. Ya. Olmamış. Çünkü zaten Yılmaz Bey de o hala oğlunun akrabası oluyormuş. Halasının oğlu, halasını inkar ediyor. Gelip gidiyormuş, orada zaten tanışıyorlar. Diyor ki bizim köyde diye evli bu kadın dayımın hanımı değildi diyor. Ulan sen ne yapıyorsun, sen bilin ki o dayın. Yeter Hanım, şimdi ben o gün sana şunu sordum. Peki sen bunları yapıyorsun da, yaş da gelmiş 67'ye, çocuklar ne diyor bu işe dedim. Ne diyor dedin? Benim gayet iyi dedin, evet, benim çocuklarım dedi, hayat senin anne. Ha.
Hatta onu bir getirelim ekrana. O gün ne demişti? Evet. Yeter Hanım, ben çocuklarıyla ilgili soru sorduğumda. Oğlumun nişanı var, o da burada. Oğlumun nişanı da türkü söylüyor. Peki senin 6 tane çocuk var ya. Evet. Biri işte evli barklılar, evet. Koca çocuklar. Zaten 45 sene evli, evet, kalmışsın. Evet. Bu çocuklar demedi mi anne sen? Hayır. Yeter artık. Ben çocuklarımın hepsini aradım. Anne, hayat senin. Ha. Yalnız durmak zor bir şey. Hayat senin, kendin bilirsin dedi. Benim çocuklarım hiç karşı çıkmadı. Böyle dediler. Evet. Şimdi de dedin ki bana. Şimdi bağlansak yine aynısın diyecekler. Çocuklar. Telefon numaralarını verdim çocuklar dedi, anne bağlasınlar diye. Ha, çocuklar bağlansa ne derler sence? Ne derler? Kendileri ne derse, içinden ne gelirse onu desin. Ben şunu dedim. Ama seni dedim, onaylıyorlar bak, yani. Ben tabii onayla. Benim küçük kızıma 31 yaşında burada kızım annesine sevgililer gününde sevgililerini kutlamış. Geri de arkasından demiş ki sana da dünürüm demiş. Sen ben kendime isteyeyim seni demiş. Kim demiş bunu? Yılmaz. Senin kızına. Kızım bağlanacak söyleyin. Oo. Evet. Ama senin kızın, çocukların diyorsun bağlansa, evet, annemiz hayat onun, evet, ne isterse, evet, onu yapsın, evet, derler diyorsun. Evet. Ben bağlanmaktan televizyon, yani telefona bağlanmaktan daha iyi bir şey yapacağım. Dün çok şimdi uğraşmışlar ama bağlanamamışlar. Daha iyi bir şey yapacağım. Kızın Hülya geldi. Evet Hülya'yla biz 6 senedir konuşmuyoruz. Aa. Evet. Peki ama diyorsun ki bütün çocuklarım beni onayladı. Yok, Hülya'yı ben, alalım buraya. Ben onu 6 senedir görmeyeyim. Sen gelsin, dedin ya. O benim evlatım yine gelsin. Çocuklarım dedin çok onaylıyor. Şimdi bile bağlansalar. Hülya hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle Hanım, önce şunu size vereyim. Peki canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocamla Hasan Bey'in arasına oturtayım. 6 senedir konuşmuyormuşsunuz. Yok ya. Peki niye geldin Hülya? 1,5 yıl önce görüştük en son kendisiyle. Peki niye geldin o zaman? Serap Hanım, benim sizden ricam, ben sadece evlatlıktan reddimi istiyorum. Ne? Ben, o benim kesinlikle annem olamaz. Tamam, ben varım evlatlıktan reddetmeye. Şaka yapıyorsun ya. Yok, şaka yapmıyorum. Neden yavrum? Bu bir gerçek. Yaşattıklarını yaşıyor şu an. Kime yaşat? Ben hiç kimseye bir şey yaşatmadım. Şimdi seni para istedim, vermedim diye bu düzenleri kurdunuz. Bütün evraklar orada Serap Hanım. Evraklar olsun. Kim kimden ne almış. Benim. Orada hepsi yazıyor. Şunları ben bir Hasan Bey'e vereyim bu arada da. Mahkeme celbi var. Yalan beyandan cezası var kendisinin zaten. Mahkemeyi yanıltmaktan. Hiç de mahkemeyi yanıltmadım. Neyse onu söyledim. Evraklar. Senin kocan her ay 2 milyar para vermemi istedi. Asla. Yazıklar asla olsun. Hülya, annenin bu hakkım haram olsun. Beraberlik sana yaşadığı, evet, evet, Yılmaz Bey var. Evet, senin bundan evet haberin olmuştu. Hayır. Olmadı mı? Peki, sizin babanız rahmetli olmuş. Evet. Sonra bir halasının oğluyla bir beraberlik yaşamış anneniz. Yok, ondan önce bir beraberliği daha vardı. Ha, var mıydı? Vardı. Ne, kaç sene sürdü o? 1,5 yıldan fazla olabilir. 1,5 yıldı. Ne belki zaman 1,5 yıl sürdü? Ali İhsan Kan. Evet. Babam vefat ettikten sonra. Ali İhsan Kartay'ı 40-50 milyar bir parasını almış sanırım. Ben. Annen almış. Evet. Benim paramı kim yemiş? Ben evleri başlarına uçurdu, evleri yaptırdım ben onları. Bir dakika Yeter Hanımcığım. Evet. Ali İhsan Kartay'dan o şekilde duydum ben. Hatta bankaya falan da gitmişler. Bankaya borcu varmış. Kendisinin Ali İhsan Kartay'dan borcu üstlenmiş sanırım. O kadarından bir bilgim var. Daha sonraki evlendiği Ahmet Karabay'dan bir... Evet, ama evlendikten sonra bilgim oldu. Zaten dini nikah yapmışlar, evet, resmi nikah, evet, yapmamışlar. Evet. Ve birliktelik yaşadılar. Sen yani neden annene evlatlıktan reddet beni diyorsun? O kadar ne yaşamışlar? Ben hazırım diyeyim. Reddini istiyorsa ben çok hazırım. Çok evet şey yaşadım. Çok şey yaşadım. Ben hazırım. Bana hiçbir şekilde anneliği olmadı. 9 ay karnında taşıdığı için sadece o hakkı var bende. Diğer türlü hiçbir söyle hakkı yoktur bacım üzerimde. Bir tek senin mi? Yedi diğer 5 kardeşinin de mi? Şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Bir saniye. Diğer kardeşlerim, en büyük ablam zaten ortadadır. Bir öyle bir böyledir o. Ama diğer 3 kardeşim, abim de dahil, abim, küçük kardeşim, bir de benim bir büyüğüm var. Onlar tamamen annemin kuklası zaten. Annemle çıkar ilişkisindeler. Anne evlat ilişkisi yok aralarında. Para pul mu yani? Aynen. Mal, mülk, para pul davası. Evet. Başka bir şey değil.
Onlarla nasıl diyeyim? Ben de irtibat halinde değilim zaten. Sadece bir tane ablamla görüşüyorum. Onunla samimiyim zaten. O da annemi reddediyor. Hülya, neden sizi, seni, sana hiç ev annelik yapmamış olsun? Ne yaptı peki? Şöyle Serap Hanım, annelik, şimdi annelik yaptım diyebilir belki ona göre. Gözünle. Belki bu. Ama bana göre onun ya bana yaptıkları annelik değil. Onun bana yaptığı sadece kendi menfaati, kendi çıkarları için beni kullandı. Hangi menfaat için ben seni kullanmışım? Örneğin, yani bir örnek vermek sen gerekirse. Sen menfaat için beni mi kullandın, ben menfaat için seni mi kullandım? Düşediğim daireleri satıp yedim mi, yoksa asla, ben mi yedim? Asla. O kadar asla. Nankörmüşsün ki kızım. Kur'an'ı getirelim, el basalım. Ben senin kötü beş diyeyim, kuruş hakkını kuruşum bile yemedim. Gözünle dizine dursun, Allah'a var diyeyim. Ben senin de Allah'a havale ediyorum. Ben sen evlatlıkları etmedim. Et. Ben hemen hazırım, şimdi hazırım. Evet, ben sana defalarca senin, haber evet, gönderdim zaten. Hülya, bu Ali İhsan Bey dedin hani. Evet. Annenin oldu. O adam kim? O adam benim eşimin dayısı. Eşinin dayısı. Benim eşimin dayısı. Peki nasıl oldu? Siz mi tanıştırdınız annenle? O da şöyle oldu. Benim Yeter Hanım'ın varlığından haberleri vardı. Babamın, anne demiyor musun ona? Demiyorum. Ben de sana evlat demeyeyim kızım. Ondan kızım geçtin ona. Ondan geçtin ona. Ben seni kanların içinden kurtardım. Parasıyla geldin ha, beni aldın. Ne? Kimin parasıyla geldin beni aldın? Kimin parasıyla kimin oğluna parasıyla dükkan açtın? Kimin parasıyla alırsam alayım. İzmir'den yok, arabaları tuttum seni, kaçırdım ben. Yazıklar olsun kızım, o, ben hiçbir şey demeyeyim. Bak o konulara girersek. Sen çıkamazsın işin. Neden? İstersen girmeyelim. Neden çıkamayayım ben içinden? Sen anne olsaydın. Zamanında evlatlarını. Ben neyi kocamdan koruyacağım? Siz o zaman hakiki evlat olsaydınız. Anlamak. Sizin gibi onun, nankörlerin onun iftirası onun uyguladığı o şiddetlere sizin karşı sen anne olsaydın bizi oradan alır götürür. Yani babandan bahsediyorsun. Babam. Öz babandan. Öz babamdan. Yani şiddet görmenize rağmen annen sizi korumadı. Önünüze anne babası bir tokat mı vurmuş da korumadı, şiddet görmüşler. Korumadı ve biz bunu defalarca kendisiyle konuştuğumuzda da ben ayrılamazdım. Benim para daha önemli dedi yani açık açık. Ben? Evlatlarımdan. Kızım Allah'a validim o bir oğlum var inşallah. Ablamı bağlayabilirsiniz yurt dışındaki ablamı. Çünkü o da bağla, o bağlasın maruz. Abi. O da o şiddete maruz kalanlar. Bu Ali İhsan dedin 50 bin lira mı almış ondan dedin? Ali İhsan Bey'den. Şimdi miktar olarak tam bilmiyorum ama Yeter Hanım'ın Hava teyzeme borcu vardı daha önceden. Bir kredi çekme davası oldu. Hava teyzem ona kefil olmuştu. Bunu da söyleyebilirim. Yeter Hanım ona parasını vermedi. Epeyce bir uzun süre vermedi. Peki Hülya 67 yaşında annenin Allah 11 yaş et, küçük bir adamı Allah hala hayatını alıyor seni, olmasını nasıl karşılıyorsun? Hiç umurumda değil inanın. Değil mi? Hiç umurumda değil. Yani eleştirmiyorsun. Eleştirmiyorum çünkü onun karakter yapısı ona. Ne? Allah senin. Ali İhsan Bey hattaymış. Buyurun. Ali İhsan Bey merhaba. Merhaba. Ali İhsan Bey siz ne kadar süreyle Yeter Hanım'la aynı evi paylaştınız? Bir 6 ay, 6,5 ay gitti gibi. Kim ayrılmak istedi? Siz mi, Yeter Hanım mı? Bu evden, benim evden, ben ekin ekmeye gidince, Kırşehir'inden araba çağırıyor, alıp bunu götürüyor. Ticari taksi çağırıyor. Ne götürdü evden? Benim evimden kendi eşyasını götürdü. Bir şeysiz götürdü yok. Peki bir para alma sizden bir. Çüydü ben senin evlerini yaptırdım. Balkonları ben yaptırdım. Oraları kapa, ben temizlettim. Kapatıyorum. Bir... Evet. Hülya peki gerçekten şimdi
Yılmaz Bey 11 ay hayatında girmiş annenin. Ama bir şekilde diyor paralarımı yedi diyor. Aslında senin rahmetli babandan çok yüklü bir maaş alıyor anne. Evet, doğru mu? Onların babasından evet, alıyorsun. Evet. Ve bu paraları da işte her ay 10 bin vermiş. 11 bin neyse. Bir şekilde bir adamla iyi adam evli. Adam buraya çıkıyor diyor ki ben hiç de sevmedim onu. Yalan söylüyor. Ve beraber olmadık. Aslında beraber olduklarına ilişkin çok da kanıt var yani. Şimdi bunlar seni hiç ilgilendirmiyor diyorsun. İlgilendirmiyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı ben Yılmaz Bey'i tanımıyorum. Hiç görmedim de bir kere geçen yıl teyzemin torununun sünnet düğünü vardı. Oraya gittiğimde sadece gördüm ama isim olarak falan bilmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Yakınlar mıydı annenle? Değillerdi. Orada bir laf oldu. İşte bana dediler ki annen Yılmaz'la beraber. Bunu söyleyen de benim kendi ablam oldu. Büyük ablam, benim bir büyüğüm. Bunu daha sonrasında orada bu olay nasıl oldu? O kulaktan kulağa, kulaktan kulağa geçmeye başladı. Ben ister istemez böyle bir hani sıkıldım bu muhabbetten. Çünkü kendisini gördüm orada, selam vermedim, elini öpmedim. Hiçbir şekilde diyaloğa girmediğim için. Ben öptürmezdim ki seni öpsen. Antalya'da kamyonlarına ne çay sattın yedin. Beni öptürmezdim ki sana sen gelip de elimi öpseydin. Bunların da cevabını ben vereceğim. Öyle mi yaşadım? Senin yaşadıklarını da ben anlatacağım şimdi. Anlatabilirsin. Evet, ben İstediğini anlatabilirsin. Bu şekilde bir laf olmuştu. Biz düğünden ayrıldık. Ertesi gün kendisi bir şekilde ulaştı bize. Ablamla, benim büyük ablamla biz evde otururken bir şekilde ulaştı bize. Hatta Yılmaz Bey'le alakalı konu için aramış bizi. Bize dedi ki, siz dedi ne hakla benim adımı çıkarıyorsunuz dedi. Yılmaz'la benim ne alakam var dedi. Biz dedik ki o lafı biz söylemedik. O lafı yanındaki kızın, Filiz söyledi bize. Ama biz adını falan çıkarmadık. Ben dedim Yılmaz'ı tanımam, o beni tanımaz. Orada inkar etmişti. Öyle bir şey yok diye. Yeter Hanım? Duyulmasın diye Yılmaz öyle şey söylüyordu. Duyulmasın diye. Evet. Yılmaz sürekli sana bu iş duyulmasın evet, diyordu. Evet, bu duyulmasın diye. Peki Ali İhsan Bey tekrar telefondaymış. Ali İhsan Bey galiba siz Yeter Hanım'ın sesini duymak istemiyorsunuz öyle mi? Ya baksana bana böyle söylüyor ya. Hakaret etme Yeter Hanım. Hakaret etmeyin de Allah'ın doğrusunu söyle, Allah'ın doğrusunu. Yeter Hanım bir saniye. İyi o Allah evle Allah de Allah. Eşyalar kimin? O evlerin Allah altını Allah. Üstünü kim yaptırdı? Ya Yeter Hanım ablacığım, bir saniye 6 ayda bunları nasıl yaptın sen? Niye güvendin de yaptın? 6 ayda zaten beraberlik Aynen. yaşamışsın. İlk günden beri herhalde yaptın bu dedikleri. Oturamazdım dedik ki dökülüydü evler hep. Sana ne? 6 ay olmuş da. Nasıl oturuyorum orada? Sonra da boşandı, ayrıldın adamda. Evet. Ayrıldım şimdi. Yapmasaydın. Ben ameliyat oldum gelmedi ben de istemeyeyim seni dedim. Peki sizden herhangi bir maddi talebi oldu mu Ali İhsan Bey? Maddi olarak bir şey aldı mı senden? Ali İhsan Bey? Ali İhsan... Ben altın yaptım satmış. Bir de artı senedi vardı. Senedi duruyor ben boş girdim ya ben senediyle. Senedi de kendi verdi bana. Yaptıysan bana yapıldı benim. Seni ilgilendiren bir şey var mı? Tamam o zaman. Tamam o zaman diyorsan senin yaptıklarını söyle ben de ya senin yaptıklarını söyleyeyim. Neyse siz altın yaptınız onları da aldı sonra ayrıldınız. O da diyor ki ben de onun altın evini barkını yaptım zaten diyor. Evet. Tamam peki. O yıkık evlerini temizledim kamyonlar tuttum kepçeler getirdim ben. Şimdi bugün tabii şöyle bir şey oldu. Asıl buraya Yeter Hanım'ın gelme sebebi. 11 aylık bir beraberliğin sonunda şu kadar kaybım oldu. Beni işte bir şekilde evlilik vaadiyle öyle ya da böyle kandırdı. İşte paralar aldı, yedi. Şimdi de inkar ediyor. Ben o paralarımı geri istiyorum. Fakat birdenbire Hülya'nın gelmesiyle bu sefer bir önceki konu gibi sanki bir anne evlat çatışmasına dönüştü. Aslında amacımız biz burada aileler bir arada olsun. Aile birliği çok önemli. Anne, baba, evlat, hele büyükler, hele teyze falan. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz Hülya'cığım. Yani arka arkaya gelmesi bir tesadüf oldu ama elbette bir şeyler yaşamışsın. Bu kadar mı sevgisiz ve duvar örüyorsun annene? Bence bu kadar
köşeli bir hayat dünyada yaşamıyoruz. Biraz daha esnek olamaz mısın? Belki bu vesileyle bir... Olur mu canım? Benim kefir gösterdi, borcunu ödemedi, Barış, benim üstüme ama geldi. Ama paraya dayanıyor. Yani evet. Duygusal beni bir şey yok. Beni kefil gösterdi, koltuk bakım aldı, kefil gösterdi, borcunu ödemedi. Biz ondan belli görüşmüyoruz. Niye yalan konuşuyor? Yani buna cevap verebilirim. Para, pul, anne, kız, evlat arasında ya problem olmamalı. Değil mi Hülya'cığım? Benim açımdan zaten bu problem yani? Değil. Para mı yani? Hayır, konu para değil sadece. Serap Hanım, size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir saniye canım. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kendisi tanıştığı adamla alakalı ne demişti? Ben ekranda izledim. Dizime yattı dedi, değil mi? Evet. Ben 36 yaşında bir insanım. Ben annemden o ilgiyi görmedim. Ben daha bir kere annemin beni öptüğünü, benim saçımı okşadığını ben görmedim. Ben hiçbir çocuğumu öpmedim. Öpmeyeyim de. Biraz önce Yüksel de benzer şeyler söyledi. Acaba evet, bütün bu sorunların temelinde sevgisizlik değil ama sevgimizi gösterememek yatıyor olabilir. O işte. Ben bir annenin babanın evladını sevmediğini düşünmüyorum. Sadece geleneksel bir takım şeyler var geçmişten evet, gelen. Nedense çok gösterme. Babalar daha çok gösteremez. Anne gösterir ama sevgisizlik demek istemiyorum. Belki belli mi? Tabii sen de onu duyunca dedin ki ya benim evladı olarak bir kere başımı okşamadı. Elin adamı ilk günden dizine yatmış, saçını okşamış diye düşündün herhalde. Ama bir tarafıyla da annenle ilgili hiç güzel anın yok mu Hülya? Hiç vardır. Yok Serap Hanım. Hiç yok. İnanın yok. Yani burada anlatılmayacak şeyler de var. Şimdi kocam korkusundan öyle laflar söyleme. Ben birinin kafasını okşamıştım. Sen 6-7'sinin kafasını okşadın. Valla beni bilen biliyor. Sen annesin ya. Dur. Evlat... Beni bilen biliyor. Dur. Seni bilen benim biliyor. Benim anlamak. Zaten biliyor. Benim anlamak. Evet. Bence Yeter Hanım daha da tırmandırma. Bak o kadar da senin mahremini ortaya dökmüyor. Evet. Dökmek istemiyorum. Olsun, evet. Sen de evladını... Benim döksün. Benim neyim varsa hayır, döksün. Hayır. Olmaz. Burada buna döksün. Da müsaade etmem zaten ama sen de evladının mahremini ortaya dökme. Nihayetinde evli bir kadın şu anda. Çocukları var. Değil bir mi? Tane oğlum. Allah bağışlasın. Yani bu kocasının kafasında da ne oldu ne ki gibi sorular. Bunu evladına yapmaman lazım. Havva Hanım sen çok sessiz kaldın. Sen teyzesin. Daha yaşın büyük. Daha olgunsun. Hülya ile ilgili ne düşünüyorsun? Ona karşı hmm, duyguların ne? Onun kocası bizleri dağa kaldırıyordu. O zaman gurur duyuyordu. Yeter Hanım lütfen. Vallahi ben Hülya ile daha hiç görmedim. Evime misafir olmadı. Durumu nasıl bilmem. Yine burada görüyorum. Bir de sünnet de önümüze geldi. Kalabalıkta az bir mesafeli görüştük. Ondan sonra gitti ben. Ay yeğenim ben görmedim, konuşmadım. Bir lafını duymadı. Havva Hanım sen teyzesin. Evet. Hani aynı evde zaten 45 sene evli kaldı. O çocuk yani Hülya çocukluktan çıkmıştı. Senin yanında da olmuştur. Daha iyi tanıyor olman lazım. Benim yanımda değil ki onlar Almanya'da doğdu, orada büyüdüler. Ha, Almanya'da evet, doğup büyüdünüz. Benim yanımda değil ki de ben olayları bilsem. Peki acaba bu söyledikleri annesine yaptığı bu sitemlerde haklı olabilir mi? Haklı yanı da var, haksız yanı da var. Ha neresi haklı? Yani bu eşya dediği doğru. Başka evlilik yaptığı doğru. Duyduğum, ben gözümle görmedim. Duyduklarım. Hülya'nın hiç haklı olduğu taraf yok evet, mu? Hülya'nın da genel olarak haklı tarafı vardı. Ben Hülya'yla bir konuşup derdimi sormadı. Konuşmuşluğum yok. Anneyle arasında ne var ben hiçbir şey bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Farklı farklı diyorsun, evlilik söyle, yapmış diyorsun da. Ama hani yani eğri oturun doğru konuşalım. Olsa söyle. Yeter Hanım da 67 yaşında. Üçüncü, dördüncü beraberliğini yaşıyor. Yani belki de annesine çekmiştir. Bu kadar da eleştirmeyin bence yani. Hayır ben kimseyi eleştirmeyeyim. O eleştirirse ben görmedim. De eleştireyim. Keşke misafirim olsa, keşke sarılsam, keşke ol. Ben görmedim. Ben evliliğini eleştirdim mi şu an? Hayır. Hatta sordum hiç ilgilenmiyorum hiç dedim. Hiç umurumda değil. Ne umurumda yaptım değil dedim. Ben de, sen de benim hiç umurumda değilsin. Ama o biri oluyor. Evet, bir dakika. İstediğini diyebilir. Gene evet, bir araya gelin. Hakkının gene ana evlat olun. Gene birbirinize sevgimizi. Evet, sen haklısın. Ben büyük olarak bunu isterim. Söyle Havva Hanım bir daha söyle. Gene anne evlat olun. Gene bir araya gelin. Birbirinize sevgimizi verin. Torunu da sevsin. Sen de annen kucakla o da.
Ben teyze olarak onu isterim. Teyze, ben burada bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Söyle, bak, ben sana saygısızlık etmek istemiyorum. Teyze, etmiyorum da zaten. Ben açığım. Söyle. Ben konuşurken etmem, araya güzel, girmesin. Güzel konuşun. Ben açığım. Ben seninle konuşuyorum şu an teyze. Anne olabilirsin. Olamayız. O da diyeyim, sana da diyeyim. Olamayız. Senin gelininle, gelininle kardeşin anne anne evlat olabildiler mi? Benim gelini, onun gelini. Olabildiler mi? Benim çok çok evlatım o benim. Onlarla konuşayım bakayım de, ne diyecek? Ben gelinimle konuşurum. Peki burada yok. Ben hocamdan ve de Hasan Bey'den gerçekten Türk aile yapısına uygun çok böyle değerlerimiz var ya, tabudur onlar. İşte anneye el kalkmaz, anneye yüksek sesle konuşulmaz, babaya aynı şekilde. Evet. Efendim tamam, belki bir şeyler yaşarız. Burada anne de haklı olabilir, bazen evlat da haklı olabilir. Evet. Yani ama burada birer cümleyle, şu manzarayla ve tabii ki işin ucu yüksellere de uzanacak. Ya ne var, biz ne olduk hocam? Nasıl bir duruma düştük biz aile yapısı olarak? Temelinde sevgisizlik var. Yani maddi çıkar aslında biraz önceki beyefendi Engin çok güzel bir şey söyledi. Anne oğul arasında paranın lafı mı olur? Ben veririm, o verir. Borç mu olur dedi. Yani Hülya Hanım'ın da öyle parayla pulla bir alakası yok. Onun bambaşka bir derdi var. Nasıl yok paranın pulla? Yani burada söylediği tabii bambaşka bir para şey. En azından diye, burada. Ama bakın siz gene onu verdim, bunu verdim. Gene bir maddi çıkar, maddi çatışma. Kefil oldu da ödemedi. O yüzden ben onunla konuşmuyorum ya. Evlattır bu. Evlatsız güvenmişsiniz. Kefil olmuşsunuz. Bir daha kefil olmazsınız ama hocam, o gitmiş artık. Evet. Sizin evladınız yani. Bu kadar düşmanlık yapacak ben bir durum. Söz konusu demek ki sevmiyor. Ben hiçbir çocuğumu öpmedim dedi. İşte Hasan Bey bir cümle lütfen. Bir çocuğunu öpmeyen bir anne var mıdır? Sen öyle dedin ya, ben hiçbir çocuğumu öpmedim. Başını okşamadım dedi. Evet. Şöyle söylüyorum. Yani anneler, babalar çocuklarını en fazla anne babalar sevsin. Hiç kimseye bırakmasın. En fazla onlar sevsin ki daha sonra sevgisizlikten bu hale gelmesin hiçbir çocuk. Sevgi açlığı tabii, yaşamasınlar. Tabii. Virgül koyuyorum bu konuya. 15 yaşındaki Buket'in kaçırılmasının üzerinden tam 14 gün geçti. Sesi dahi duyulmadı şu ana kadar. Rahmetli babaannem derdi ki ya sen benim oğlumun çocuğu musun, ben çok şüpheleniyorum derdi. Bak, böyle bir şey işte vardı. Bir dakika, bu kaçtığı adamın çocuğu mu olabilirmişsin sen? Annesi hakkında şok eden iddialar. Zaten bir ablam vardı, onu kaybettim. Sonra 4 tane kardeşim olduğunu duydum. Bana haber göndermiş ya, beni arayıp sormasın, öldü bilsin, benim yuvamı bozmasın. 6 aylıkken ailesiz kaldı. Ne anne tarafından ne baba tarafından hiç kimsen yok. Yani her yaşta anneye ihtiyaç duyabiliyorsun. Kendi babamın resmi yok, onu da bilmiyorum, onu da görmedim. Anne de demek istemiyorum ama yani benimle yüzleşsin, buraya gelsin. 40 yıllık yüzleşme gerçeğin peşinde stüdyosunda. Sevil annesinden gerçekleri öğrenecek. Şimdi. Evet, Sevil bugün eşiyle birlikte, Soner Bey'le birlikte geldi. Ve daha onu 6 aylıkken, yani süt emen bir bebekken, iddiaya göre babasının arkadaşıyla kaçan annesine seslendi. Ki ablası da kanserden vefat etmiş, diyor ki üzüntüden vefat etti diyor. Ben sözü fazla uzatmayacağım Sevil. Annene ulaştık. Evet. Annen canlı yayına bağlanıp seninle konuşmaya hazır ve hemen alalım bence. Tamam. Alo. Aa. Peki. Şu ana kadar, yani bir 5 dakika öncesine kadar bağlanacağım dedi. Evet. Şu anda telefonunu açmıyor. Evet. Ama inşallah ikna ederiz onu. Bugün olmazsa yarın. Çünkü yani bir taraftan da annene şunu söylemek istiyorum Hüsnü Hanım. Sevil'in muhatabı ben de değilim. Hocam da değil. Evet. Hasan Bey de değil. Sizsiniz. Yani artık belli bir yaşa gelmiş bir kadını ve siz de yaşını başına almış bir kadın ve başka çocuklarınız da olmuş. Bence yüzleşmekten korkmamalısınız. Tabii. Serap yani Hanım yüzleşin. Bir şey söyleyebilirim. Ablamın cenazesine dahi katılmadı kadın.
Demek ki benle de yüzleşmeye yüzü yok yani. Ölüsüne sahip çıkmadı, dirisine de sahip çıkmıyor. Yani bekliyordum açıkçası. Gerçekten. Evet, evet. Ablamın cenazesine dahi yok. Cenazesini bırak. Ablam 6 ay bu kanser yani çekti, yattı. Onda dahi yoktu. Ben yani şok yaşadım. Teyzem bağlanacaktı. Her zaman arkandayım, yanındayım kızım dedi bana. O dahi telefonlarımı açmıyor, bağlanmıyor. Çok acayip. Evet. Bir... Annen de son dakikaya kadar bağlanacağım. Neyse ne demişti. Ve şunu söylüyorum. Evet, Sevil daha çocukken işte bazı yakınlarından herhalde sen öbür adamın oğlu çocuğusun. Evet, benim evet. Oğlum, bazen babaannem, anne, babaannem söylemiş. Evet, babaannem kızdığı zaman derdi. Sen benim oğlumdan değilsin. Anneni işte bilmem seni nereden aldı. Yani bu şekil tabirlerde bulunurdu. Bunu bile merak ediyorsun. Ya bunu, tabii ki haklı değil miyim? Bu sorunun muhatabı da annesi. Hayır, bir de babaanneniz ya, sizi büyüttü değil mi? Asıl evet, anneniz babaanneniz yani. Tabii babaanneniz ki, de bunu söylüyor size. Evet. Ya, bu çok kötü bir ortam. Ya, oğlumun çocuğu ve, olmayabilirsin hayır, diyor. Bir de yüzleşmekten ziyade gerçekten kaçtığı adamın Sevil'in babası olup olmadığı noktasında da biz bilgilendirmeli Sevil'i. Bırakın yani, yüzleşmeyi. Yani babamın en maddi yakın arkadaşı. Maddi gerçeği ortaya çıkartmalı. Babanın en yakın evet, arkadaşı. Evet babamın ya, en yakın arkadaşı şu anki evli olduğu insan. Ya bir taraftan da bakıyorum yani 62 yaşına gelmişsin Hüsnü Hanım. Artık bunları bir ortaya döküp bence hesap vermek zorundasın sen çocuklarına. Tabii, tabii. Şimdi muhabirimiz İzel konuşmuştu annenle. Evet. Onun ne söylediğini bir alalım. Çünkü gerçekten ben telefonu kapattığına inanamıyorum şu anda. Evet İzel'cim Hüsnü Hanım ne dedi sana? İyi yayınlar öncelikle Serap Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Evet Hüsnü Hanım'la görüşme fırsatımız oldu. Kendisi dediğiniz gibi 5 dakika önce aslında kendisi bağlanacaktı. Ama bağlanmadı. Ben görüşlerimi aktarmak istiyorum sizlere. Kendisi 13 yaşında daha küçük yaşta evlendirildiğini ve yine küçük yaşta köye gelin gittiğini söyledi. Daha sonrasında ev içerisinde huzursuzlukların olduğunu, mutsuz olduğunu dile getirdi ve eşi Hüseyin'in sürekli çalışmak için şehir dışlarına gidip kendisini hep yalnız bıraktığını dile getirdi. Daha sonrasında 15 yaşında ilk çocuğunu doğurmuş ve yine yalnız büyütmek zorunda kalmış ve maddi sıkıntılar çekmişler. Bu maddi sıkıntılardan dolayı evdeki eşyaları satıp geçimlerini sağlamışlar ve Ali ile tanışmalarında ise daha yaşım çok gençti, bir cahillik yaptım ama sonrasında çok pişman oldum. Keşke öncesinde daha mutlu bir evliliğim olsaydı ve çocuklarımı bırakmasaydım diye dile getirdi. Ve çocuklarını geri almak için tekrar köye döndüğünü, ters bir tepkiyle karşılaştığını ve tehdit aldığını söyledi. Sonrasında zaten korkusundan tekrar köye gidip çocuklarını alamadığını dile getirdi. Şey. Ve şunu da belirtti. Ben bu zamana kadar Sevil'le hep görüşmek istedim. Benim kapım ona her zaman açıktı. Yıllar sonra benimle görüşmek istedi ve yanına çağırdı dedi. Ben de yanına gittim. Bana tepkisi çok ağır oldu. Sen benim annem değilsin dedi. Ölene kadar da ben sana anne demeyeceğim. Sadece görüntünü merak ettiğim için seni çağırdım dedi. Bu gibi ağır cümlelerinden dolayı Sevil'le şu an hiçbir şekilde görüşmek istemediğini söyledi. Serap Hanım, teşekkür ederim. Serap Hanım söyleyebilir miyim? Ben bu lafı ettim ama bunu teyzemlere çağırdığımda değil, ilk gördüğümde 25 sene sonra ablamın cenazesinde ilk defa annemi gördüm. Yani cenazede değil de yemeğinde teyzemin orada. Aa dedim çok merak ediyordum annemin neye benzediğini. Yani bu benim hakkım değil mi? Nasıl bir kadın, neye benziyor ismi, cismi? Bu lafta ne var Serap Hanım? Size soruyorum yani. Ayrıca Hüsnü Hanım yani 6 aylık daha bebekken sizin daha sütünüzü emerken bırakıp gittiğiniz bir çocuğun 25 sene sonra sizinle karşılaştığında nasıl davranmasını bekliyordunuz? Sizin boynunuza atlayıp ah anneciğim iyi ki bizi bıraktın bak ama şimdi kavuştuk. Böyle bir hayat yok yani. Doğurduğun çocuğa sahip çıkacaksın. Bir de 6 aylık çocuk ya. Hani öbürü 8 yaşında. Alıp gider insan yahu. Tabii. Yani hani bohçasına koysa götürür çocuğu. Sen onu bile götürmemişsin. Bence Hüsnü Hanım yüzleşmelisin. Bence bu kız da içini dökmeli. Bak babaannesinden duyduğu kendi babasının annesi öz babaanne. Sen benim oğlumun çocuğu olmayabilirsin. Lafı bile... Yıllarca içinde evet, büyütmüşsün sen. Evet, Sevil anlat. Evet Serap Hanım. Yani şimdi işte ikinci görüşmemde bu kadınla
dedim ki ya bu kadın diyorum yani insanlar da yanlış anlamasın. Anne ama hiçbir anneliğini görmedim Serap olsun, Hanım. Adı anne ama sen yine de anne de. Dedim ki ya dedim anne dedim benim dedim babam dedim bu şimdiki evli olduğun insan olabilir mi dedim. Yani bunun üstüne zaten kadın bu şekil herkesi benle engelledi. Bu lafın üstüne. Ama ilk dediği laf ta 16 sene önce olmuş bir şey yani. Ama cevap vermedi mi? Hayır. Değil. Baba, işte. Tamam cevap verdi. Ben senden dedi öyle bir şey yapmazdım dedi. Beklemezdim. Ben kötü bir kadın mıyım da sen bana böyle itham ediyorsun dedi. Hayır dedi öyle bir şey olamaz dedi. Ben de dedim ki o dönemlerde dedim yani babam dedim herkesten halamdan eniştelerimden yani duyduğum. Babam hasta olduğu için. Yani biraz da alkol alınca sızıp kalıyormuş. Arkadaşı da sürekli bizim evde kalıyormuş. Yani bunu merak etme veya da şüphelenmem doğru değil mi sizce? Şöyle Hüsnü Hanım, kimse size bu konuda sen şöyleydin böyleydin gibi bir yargıda bulunmuyor. Evet. Küçükken düşünün, siz kendinizi Sevil'in yerine koyun. Küçükken babaanneniz size diyor ki sen benim oğlumun kızı olmayabilirsin. İnsan bunu merak eder. Tabii. Neden böyle bir şey söylendi? Bununla gerçeklik payı var mı? Sen de yok dersin, olur biter. Tabii. Ne alakası var, saçmalama dersin. Olay biter. Bunu bu kadar büyütmenin bir anlamı yok. Sevgili seyirciler, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın saat 13'te Star ekranlarında yeniden buluşmayı diliyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.